Efendim hoş geldiniz. Tarihler 9 Kasım'ı gösteriyor. Saatler 12'yi. Gündemdeki gelişmeleri aktaracağız. Amerika'da ara seçimler var. Birazdan Aydınlık Gazetesi yazarı Sayın Latif Bolat bizlerle birlikte olacak. Ara seçimler mühim. 2024'ün provası efendim. Küreselcilerle cumhuriyetçiler karşı karşıya geldi. Son durumu ve Türkiye yansımalarını masaya yatıracağız kendisiyle. Vatan Partisi Genel Başkanı Doktor Doğu Perinçek bir basın açıklaması yapacak. Canlı olarak ekranlarınıza getireceğiz ve haliyle iç siyasetteki gelişmeler, İsveç'in NATO üyelik süreci, Türkiye'nin terörle mücadelesi ve AK Parti heyetinin HDP'yi ziyaretiyle başlayan o tartışmalar da masada olacak. Kimlerle konuşacağız? Vatan Partisi Genel Başkan Yardımcısı Sayın Serdar Üsküplü, hukukçu avukat Sayın Erdem Cömert'le konuşacağız diyelim. Ve hemen düne gidiyoruz. İsveç'in başbakanı Türkiye'deydi biliyorsunuz. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'yi ziyarete bulunan İsveç Başbakanı Ulf Kristersson'la ortak bir basın toplantısı düzenledi. Erdoğan, İsveç kendi güvenliği için NATO üyeliğini istiyor, biz de güvenlik kaygılarımızı gideren bir İsveç görmek istiyoruz ifadelerini kullandı. PKK'yı bir terör örgütü olarak gördüklerini söyleyen Kristersson ise İsveç, Türkiye'ye tüm taahhütlerini yerine getirecek dedi. İzleyelim. Türkiye malumunuz PKK, PYD, YPG, FETÖ, DHKPC ve DAEŞ gibi terör örgütleriyle mücadele ediyor. İsveç kendi güvenliği için NATO üyeliğini istiyor. Biz de kendi güvenlik kaygılarımızın giderilmesine destek olan bir İsveç görmek istiyoruz. Yeni İsveç hükümetinin üçlü muhtırayı uygulama yönündeki taahhütlerinden memnuniyet duyduk. Sayın Başbakan'la bugünkü istişarelerimizde de muhtırada kayıtlı hükümlerin somut adımlarla hayata geçirilmesine yönelik beklentilerimizi açık biçimde paylaştım. PKK, PYD, YPG, FETÖ ve DHKPC terör örgütlerinin İsveç'in demokratik ortamını istismar etmesi muhakkak engellenmelidir. Türkiye has been involved in a long and bloody fight against PKK terrorism. Türkiye'nin PKK terör örgütüne karşı vermiş olduğu bir savaş var. İsveç, Türkiye'ye terörle mücadelede vermiş olduğu tüm taahhütlere riayet edecektir. Özellikle terörle mücadele mevzuatı konusunda bu senenin sonunda ve gelecek senenin başında çok büyük adımlar atacağız. This is a long-term commitment. Evet, Amerika'daki ara seçimleri konuşacağız. Kiminle efendim? Aydınlık Gazetesi yazarı Sayın Latif Bolat. Şimdi bu kuşakta Skype bağlantısı üzerinden bizlerle birlikte. Sayın Bolat hoş geldiniz efendim gün ortasına. Hoş bulduk, hoş bulduk. Şimdi mühim diyoruz. Neden? 2024 seçimlerinde provası ama bir son durumu sizden alalım mı? Nedir şu anki açılan sandıklara göre durum? Biden iki gün önce demişti zaten yani bu gelecek 10-20 seneye damga vuracak bir seçim oyunuzu ona göre kullanın demişti ve doğru da söylemiş idi. Açılan sandıklarda en büyük sürpriz şu ana kadar bizim Mehmet Öz, Doktor Mehmet Öz'ün Pensilvanya'daki seçimi kaybetmesi oldu. Çok yarışmacı bir seçimdi orası. Pensilvanya ilginç bir yer bildiğiniz gibi ve Fethullah Gülen'in de olduğu bir yer. Ve orada demokratların adayı kazandı gibi görünüyor. %80-90'ı açıldı sandıkların ve Trump'ın adayıydı. Trump'ın desteklediği adaydı Mehmet Öz. Ama daha çok erken seçim, genel seçimleri de kimin ne yaptığını söylemek için. Fakat Ohio mesela çok önemli bir yerdi. Orada Trump'ın desteklediği aday çok büyük bir oranla kazandı. Genel anlamda ekonominin, enflasyonun Demokrat Parti'yi çarptığı görülüyor. Baştan da ifade edildiği gibi veya tahmin edildiği gibi yaklaşık %10'a yakın bir enflasyon var. Yani Türkiye'de %80-90-100 enflasyon olunca %10 enflasyon bu kadar da etki yapar mı canım diyeceksiniz ama yani enflasyonun %1'den 2'den yukarıya 40 senedir çıkmadığı bir ülkede birdenbire %10 falan olunca enflasyon mutlaka çarpıcı bir yıldırım gibi bir rolü oluyor, çarpıyor yani. Ondan dolayı da Trump'ın ve cumhuriyetçilerin en büyük şeyi bu ekonomideki bozukluk ve enflasyon idi ve onun da sonuçları yavaş yavaş alınıyor gibi görünüyor. Mesela Florida'da da cumhuriyetçi aday kazandı ki
Trump'ın karşısına Cumhuriyetçilerin arasında başkanlık adayı olarak çıkacak rakiplerinden biriydi ve Trump bu sabah sen dedi madem kazandın Florida valiliğini başkanlığa aday olmayı falan düşünme dedi. Öyle bir demet vermiş. Bakalım nereye gidecek ama Trump şu anda rakipsiz gibi gözüküyor Cumhuriyetçilerin arasında. Özellikle 14 Kasım'da önemli bir açıklama yapacağım demişti. Bu yönde açıklamalar da var. Sosyal medyada ve tabii ki basında, Amerikan basından bahsediyorum. Ne açıklayacak tabii bu da merak ediliyor ama artık tamamen adaylığı ortada gibi gözüküyor. Peki bundan sonraki süreçte Temsilciler Meclisi Senato'daki değişiklik bize neyi anlatır koltuk sayısında? Evet, Senato en önemlisiydi çünkü 50'ye 50 gibi bir şeyleri vardı. Yani hemen hemen bir kişilik bir cumhuriyetçi kazanımı Senato'yu da elden çıkaracak. Zaten mecliste zaten cumhuriyetçilerin çoğunluğu vardı. Dolayısıyla böyle bir senaryoda yani hem Senato'nun hem kongrenin öteki bölümünü kazandığı takdirde cumhuriyetçiler Biden'ın başkanlığı topal ördek dediğimiz cinsten bir başkanlık olacak. Yani aldığı hiçbir kararı uygulayamayan ve gelecek iki seneyi öyle geçiren bir başkan olarak kalacak. Hatta onun üzerine Trump'ın ne kadar intikamcı olduğunu da bildiğimiz için büyük ihtimalle öyle bir durumda. Yani her iki bölümün de kongredeki cumhuriyetçilerin kazanması durumunda Trump Biden'ın iktidardan düşürülmesi, görevden alınması gibi bir faaliyeti de hemen gireceklerini ben şahsen düşünüyorum. Çünkü Trump'ın karakteri öyle bir karakter, intikamcı bir karakter. Kendisine iki kere yaptılar bunu geçen kendi başkanlığı döneminde. Onu hiç unutmadı, bir kenara yazdı ve söylüyorlardı zaten. Yani Cumhuriyetçi Parti içinde ondan bahsediyorlar zaten şu anda. Bunun en önemli rollerinden birisi de böyle bir çoğunluk kazanmasının Ukrayna Savaşı ile ilgili olacak. Zaten şimdiden işler tavsadı biraz. Biden bile haber gönderdi Zelenski'ye. Dedi ki ya Putin'in görevden ayrılmasını falan şart olarak koşma kardeşim. Bu olacak bir şey değil. Başka şeylerle birazcık uzlaşmacı davran falan dedi. Yani tekim onun etkisini de bugün gördük mesela. Putin'in görevden ayrılması, alınması, atılması gibi bir şart ortalıkta yok şimdi. Dolayısıyla bunun devamı olarak eğer çoğunluk cumhuriyetçilere geçerse aynı Almanya'nın yaptığı gibi, Fransa'nın yapmaya çalıştığı gibi bütün ülkeler, Avrupa ülkeleri büyük ihtimalle biraz daha gevşek davranmaya başlayacaklar bu yaptırımlar, Rusya'ya karşı durum ve Ukrayna'yı destekleme konusunda. Böyle bir çok kökten bir etkisi olacağını da düşünüyorum şahsen. Tabii ileriki günler ne gösterecek hep birlikte seyredeceğiz ki Hollanda başladı, o yaptırımlar kaldırıldı. Birçok Avrupa ülkesinde de yaptırımlar konusunda tedirginlik devam ediyor. Ama dünya küresel anlamda bir enflasyonla mücadele. Özellikle Amerika tarafını da sormak istiyorum. Yani halkın güveni de günden güne gidiyor Biden yönetimine. Bu ekonomik krizin bu seçimlerde etkisi oldukça büyük diyebilir miyiz? Enflasyon? Birinci etki o. Zaten araştırmalar hep onu gösterdi. Elimde bir araştırma rakamı var. Mesela 40 yılın en yüksek enflasyonu var. Ve seçmenlerin %80'i ekonomi bir numaralı konu demişlerdi. %77'si de enflasyon bir numara demişti. Dolayısıyla ikisini toplarsanız zaten enflasyon ekonomi iç içe olduğu için bir numara olduğu belli. Kürtajı en büyük şey olarak kullandı demokratlar. Cumhuriyetçi yani kürtajın yasaklanmasıyla ilgili Anayasa Mahkemesi kararını. Ama o kadar etkili bir rol oynamadı. 4., 5. sırada özellikle kadın seçmenler etki yaptı. Affedersiniz. Ve halk bu ekonomik bunalımda onu bir numaralı böyle bir öncelik olarak görmediğini de ifade etmiş oldu açıkça. Şimdi Türkiye'yi ilgilendiren kısmını sormak istiyorum ama önce şu soruyu da sorayım size. Hani biz Biden'ın ve Trump'ın son mitinglerini yaptığını gördük ama Pensilvanya'yı konuştuk. Evet, Mehmet Öz. Bak, son anda Obama'nın da sahaya indiğini gördük. Obama'nın sahaya inişi bize ne anlattı? Obama'nın da Bill Clinton da indi. Yani bütün etki yapacak demokratlar tarafından özellikle sevilen başkanları sahaya sürdüler. Çünkü bu bahsettiğim oylamalarda, kamuoyu yoklamalarda çok kötü bir
rakamsal durum ortaya çıkmış idi. Son 10 günde atılım yaparak Clinton'ın ve Obama'nın sevilirliğini kullandılar. Belli ölçüde etkisi oldu herhalde. Yani onların varlığı cumhuriyetçilerden oy getirmedi ama en azından demokratların, ya ben de gitmesem de olur, nasıl olsa bu seçimi kaybettik diyen demokratların sahaya inmeleri ve oy sandığına gitmelerini sağlamış gibi gözüküyor şimdiden. Fakat önümüzde yani bir iki gün daha var bu işlerin çok netleşmesi için. Pennsylvania seçimi bir şey olmayabilir, bir ölçü olmayabilir. Yani demokratların büyük bir başarısı falan anlamına gelmeyebilir. Pennsylvania çok önemli olarak görülen bir seçim bölgesiydi ama orada beklenen sonuç gelmedi ama genel anlamda küreselcilerin de kaybettiğini görüyoruz şu anki açıklamalar ve açılan sandıklar doğrultusunda. Peki şimdi geçelim en çok merak edilen soruya, Türkiye cephesinde. Türkiye açısından dış politikada bir değişiklik görürüz. Yani Türkiye-Amerikan ilişkileri en gergin dönemini yaşıyor. Uzun zamandır da böyle. Ne dersiniz? Bunda aslında hem Türkiye'yi hem dünyanın geri kalan, Amerika dışındaki geri kalan ülkelerini ilgilendiren bir durum da var. Demokratlar seçimi kazansa bile çok küçük bir marjinle kazanacaklar büyük ihtimalle ve bence benim şahsi görüşüm kazanamayacaklar da. Bir ders çıkarmış olacaklar. Yani çok sürtüşmeci bir iktidar dünyanın geri kalan 199 ülkesinde çok işe yaramıyor. Böyle herkesle sürtüştüğünüz zaman sonuç size olumsuz olarak geliyor. Ve nitekim daha seçimlerden önce Biden'ın adamlarını gönderip de Zelenski'ye işte Putin'in iktidardan ayrılmış olması, atılması, darbe yapılması falan gibi şeylerden bahsetme kardeşim demesi bile belli ölçüde geri adım atıldığını ifade ediyor. Şimdi Trumpçıların 2 sene sonraki seçimlerde Trump'ın kazanma ihtimalinin büyüklüğünü de düşünürsek bu dünyanın geri kalan ülkeleri ve Türkiye'nin elini de önemli ölçüde rahatlatacak, güçlendirecek. Çünkü böyle sürekli parmağını sallayan bir iktidar olmayacak Washington'da büyük ihtimalle. Daha böyle tartışılabilir, daha yumuşayacak. Çünkü Trump'ın ve küreselleşmeci olmayan cumhuriyetçilerin politikası, dış politikası, biz eve geri dönelim, Make America Great Again, MAGA diye sloganları var. Yani Amerika'yı eskisi gibi büyük hale getirelim. Bunu nasıl yapacaksın? Ev yanıyor, evde yangın var. Eve dönelim, dışarıdaki malımızı, mülkümüzü, paramızı, pulumuzu, askerimizi geri getirelim, buraya getirelim ve evimizi bir temizleyelim, bahçemizi bir temizleyelim, yaşanır hale getirelim dedikleri için dünyanın geri kalan problem yerlerinden filan belli ölçüde geriye çekilme, içe dönme gibi bir durum beklenir Trump idaresinden. O nedenle de Trump yönetiminin bu yönetimden biraz daha hayırhah ve biraz daha iyi olacağını ben şahsen düşünüyorum. Dünyanın rahatı ve geleceği açısından. Trump'a da yapılmayan kalmadı herhalde Amerikan tarihinde, bilmiyorum Sayın Bolat, siz daha iyi bilirsiniz ama evi basılan FBI tarafından bir başkan var mı? Birçok engellemeyle de karşı karşıya kaldı. Bundan sonraki süreçte herhalde kıran kıranan bir çekişme olacak gibi 2024 seçimleri. Ne dersiniz? Evet, yani başkan olduğu günden beri problem yarattılar. Mesela o Rusya ile ilişkisi var diye bir iki sene yaklaşık 10 milyon dolarlık bir araştırma yapıldı. Hiçbir şey çıkmadı. Ondan sonra Ukrayna politikasıyla ilişkisi var diye başka bir şey yaptılar. Olmadı. İşte kadınlara sarkıntılık etti diye bir şeyler yaptılar. O da tutmadı. Ondan sonra işte şirketleri, çünkü Trump bir iş adamı, bir sürü şirketi var. Şirketleri vergi kaçırdı falan diye araştırma yaptılar. Hala yapıyorlar. Gene bir şey çıkmadı. En sonu da daha dramatik olsun diye evi basıldı. Yani düşünün bu. Sosyal medyada da engellemeler bir tarafta. Twitter'dan falan atıldı. Dolayısıyla yani hakikaten başına gelmedik, pişmiş tavuğun başına gelmedi derler ya, öyle bir şey var. Buna rağmen nasıl popülaritesini koruyor ve etkisini koruyor? Bu da aslında Amerikan rejiminin, Amerikan devletinin ve halkının içinde bulunduğu dramatik durumu ifade ediyor. Yani bu kadar kötülemeye, bu kadar
şeye rağmen eğer popülaritesini kaybetmiyorsa bir şahıs ya da bir eğilim, politik eğilim, demek ki bir çok kuvvetli bir zemini var ülke içinde demektir. Biden aptal politikaları ülkeyi bu hale getirdi dedi. Ben böyle olsaydım, yani ben başta olsaydım Putin'le kesinlikle Ukrayna Rusya karşı karşıya gelmezdi dedi. Zaten böyle bir açıklaması da vardı. Evet, Trump'ın. Gelmez. Zaten dikkat edin, şeyin ortasında Covid diye bir şey vardı. Bütün dünyayı perişan ediyordu filan. Ukrayna işi çıktı ortaya. Yani değil mi? Yani bir ya şu Covid'i önce halledelim ondan sonra bir bakalım falan diyen bile olmadı. Saldırganlık ve küreselcilik o kadar etki bir zamanımız da yok. Belki seçimi de kaybederiz ileride filan diye endişe de oldu herhalde. Gelir gelmez iktidara yallah dediler, Ukrayna sorununu yarattılar. Yani Trump haklıydı. Trump olsaydı Ukrayna'da durum böyle olmazdı. Başka bir şey olurdu. Peki. Sayın Bolat, eklemek istediğiniz bir cümle var mı son olarak? Takip edeceğiz bakalım orada Twitter cephesinden olacak. Elon Musk da geldi. Orada da kıran kırana mücadele devam ediyor. Buyurun. Evet, bunu takip edeceğiz çünkü bir iki gün falan daha alır bunun tam kesinleşmesi ve bu politikaların hakikaten ileride neye yol açacağı konusunda fikir yürütmek için biraz daha erkence. Onun için bekleyeceğiz ve bakacağız, takip edeceğiz. Çok teşekkür ederiz katkılarınız için. İyi çalışmalar efendim. İyi yayınlar. Sağ olun. Aydınlık Gazetesi yazarı Sayın Latif Bolat'la Amerika'daki o ara seçimleri konuştuk. Bir iki gün daha üzerine konuşacağız. Son şeklinde yine değerlendirmeye çalışacağız. Şimdi haberlerimize bakalım. Asgari ücretle ilgili açıklamalar var. Bakın, Çalışma Bakanı gelecek yıl geçerli olacak asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında araştırma başlattı. Bakanlıktan yapılan açıklamada Türkiye genelindeki küçük, orta ve büyük ölçekli işletmeleri de kapsayacak araştırmada asgari ücret beklentileri tespit edilerek değerlendirilecek. 2023 yılında geçerli olacak asgari ücret için geri sayım başladı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplanmadan önce işçilerin, işverenlerin ve kamuoyunun beklentilerini tespit etmek üzere araştırma başlattı. Bakanlık geniş çaplı bir araştırma yapacak. 2023 yılında geçerli olacak yeni asgari ücreti belirleme çalışmalarında Türkiye genelindeki küçük, orta ve büyük ölçekli işletmeleri kapsayacak bu araştırmada asgari ücret beklentileri tespit edilerek değerlendirilecek. Asgari ücret belirleme çalışmaları çerçevesinde derlenen anket sonuçlarının Aralık ayında toplanacak Asgari Ücret Tespit Komisyonu tarafından kamuoyuyla paylaşılması planlanıyor. Bakanlık 2022 yılında da asgari ücreti belirleme çalışmaları sürecinde Türkiye genelinde akademik bir kadronun yürüttüğü asgari ücret araştırması yapmıştı. Her yıl komisyona gelen Türkiye İstatistik Kurumu verileri yerine akademik kadronun yaptığı o araştırma ücret belirlemede bir unsur oldu. Seçmek yemek serbest. Söz konusu araştırmada bir kişinin bir aylık gıda harcamaları yer almıştı. Yani Bursa'ya gideceğiz. Hepimizin canını yakan bir olay yaşandı dün gece. Bursa'nın Yıldırım ilçesinde bir evde yangın çıktı. Yaşları 1 ila 10 arasında değişen 8 çocukla bir anne hayatını kaybetti. İlk incelemelere göre olayın sobadan çıkan gaz nedeniyle yaşandığı değerlendiriliyor. Gece saatlerinde bir evde yangın çıktı. 9 kişi yaşamını yitirdi. Olay Bursa'nın Yıldırım ilçesinde yaşandı. Kentte geçici koruma kapsamında ikamet eden Suriyeli bir ailenin kaldığı evden saat 23.52 sıralarında alevler yükseldi. Gördüğünüz gibi ilk kat iş yeri, 4 katlı bir bina, yangın ikinci katta olmuş ve vefatlar da ikinci katta. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Geldiklerinde ikinci kat tamamen ateş almış. Üçüncü katta mahsur kalan 3 kişiyi arkadaşlar merdivenle araçla kurtarmışlar. Yangın söndürüldükten sonra evde yapılan incelemelerde 9 kişinin cansız bedenine ulaşıldı. Yangın söndürüldükten sonra içerideki tablo üzücü, bizleri hakikaten üzdü. İçeride 9 tane ceset var. Bunların 8 tanesi çocuk, bir tanesi anne. 8 çocuk da 6 tanesi burada içerideki aileye ait çocuklar, 2 tanesi de yeğenleri olduğunu tespit ettik. Bursa Valisi Yakup Can Polat olay yerinde açıklamalarda bulundu. Olayın sobadan çıkan gaz nedeniyle yaşandığı değerlendiriliyor. İtfaiyemizin ön tespitleri
sobadan kaynaklı olma ihtimalinin yüksek olduğunu gösteriyor. Bursa Başsavcılığınca yapılan açıklamada yangınla ilgili soruşturmanın yürütüldüğü bildirildi. Amerika'daki seçimlere bakalım. Amerika'da ara seçim heyecanı devam ediyor. Başkanlık seçimlerinin provası olarak görülen seçimlerde Biden büyük hüsrana uğradı efendim. İlk açıklanan sonuçlara göre seçim yarışını Cumhuriyetçiler önde götürüyor. Amerika'da ara seçimleri tüm hızıyla devam ediyor. Senato ve Temsilciler Meclisi üyelerinin seçildiği yarışı Cumhuriyetçiler önde götürüyor. Amerika'da halk 2 yılda bir görev süresi 2 yıl olan Temsilciler Meclisi üyelerinin tamamını, görev süresi 6 yıl olan senatörlerin ise 3'te 1'ini seçmek için sandık başına gidiyor. Başkanlık seçimlerinin olmadığı yıllarda yapılan ara seçimlerde Senato ve Temsilciler Meclisi'ne dengelerin değişmesi, Beyaz Saray ve Kongre arasındaki dengeleri de belirliyor. Bu yılki seçimler özellikle enflasyon nedeniyle anketlerde kan kaybeden Demokrat Başkan Joe Biden'ın siyasi hayatı içinde önem taşıyor. Kongre'nin her iki kanadada Cumhuriyetçilere geçerse Biden'ın yasama konusundaki hedefleri sekteye uğramış olacak. Seçimi kaybeden Biden'ın görevden alınma ihtimali dahi söz konusu. Associated Press'in yayınladığı ilk sonuçlara göre seçim yarışını Cumhuriyetçiler önde götürüyor. 218 koltuğu kazananın çoğunluğu oluşturduğu Temsilciler Meclisi seçimlerinde ilk sayımlara göre Cumhuriyetçiler 197, Demokratlar 167 koltuk kazandı. Senato seçimlerinde ise yarış baş başa devam ediyor. İlk sonuçlara göre 100 koltuklu senatoda Cumhuriyetçiler 47, Demokratlar 46 koltuk kazanmış durumda. Amerika'da son 40 yılın en yüksek enflasyonu yaşanıyor. Yapılan araştırmalarda vatandaşların %80'i ekonomiyi bir numaralı gündem olarak görüyor. Seçim sonuçlarını da ekonomik krizin etkilediği belirtiliyor. Amerika'nın Ukrayna'ya yaptığı ölçüsüz yardımlar Cumhuriyetçilerin dış politikadaki en önemli eleştiri konusuydu. Demokratların seçimi kaybetmesiyle birlikte Ukrayna'ya verilen yardımların kesilmesi ihtimali de konuşulanlar arasında. Efendim Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nda 2023 yılı bütçesi görüşülüyor. Murat Kurum'un yaptığı açıklamalar da var. Ayrıntıları bir alalım. Ankara'ya gidiyoruz. Buse Gençtürk Böke bizi bekliyor. Nedir yapılan açıklamalardaki ayrıntılar? Söz sende Buse. Yeşimer Yılmaz, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın 2023 yılı bütçesi Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu'nda sabah saatlerinde görüşülmeye başladı. Bakan Murat Kurum bir sunum yaptı. Sunumunda dikkat çekici ayrıntılar da vardı. Hemen o ayrıntılara bakalım. Kurum bu yıl sonuna kadar 60 bin konutumuzu tamamlayacağız dedi. Ailelerimiz 2023'e yeni yuvalarına girecek ifadelerinde bulundu. Yine aynı şekilde ilk evim ve ilk iş yerim kampanyası vardı. Bu kampanyaya başvuru yapan 8 milyonlu aşkın kişi olduğunu ifade etti ve 5 milyon 135 bin vatandaşın kuraya katılmaya hak kazandığını söyledi. Kurum 2 milyon 30 bin başvuru sayısıyla gençlerin, 505 binini emeklilerin, 256 binini engellilerin ve 6493'ünü de şehit aileleri ve gazilerin yaptığını söyledi. Çevre ve Şehircilik Bakanı 6,6 milyon ev ve iş yerinin de denetiminin tamamlandığını ifade etti. Türkiye bugün yapı denetim sistemiyle 7/24 esasıyla çalışarak 6,6 milyon ev ve iş yerinin denetimini tamamlamıştır dedi. Özellikle tabii son dönemde depremlerin yaşanmasıyla beraber yapıların depreme dayanıklı olup olmadığı sorusu da gündemdeydi. Buna ilişkin bir açıklaması oldu Bakan Kurum'un. 2035 yılına kadar ülkemizde afetlere dirençsiz tek bir sağlıksız yapı, tek bir çöküntü alanı bırakmayacağız dedi Bakan Kurum. Elazığ ve Malatya'da da konutların 26.711'ini bitirdiğini ve teslim edildiğini söyledi. Yine sosyal konut projesiyle alakalı olarak kalan 6.001 evin inşasında en kısa sürede tamamlayıp teslim edeceğiz ifadelerini kullandı. İzmir'deki dönüşüm projesine değindi. İzmir tarihinin en büyük dönüşümünü tamamladık dedi ve 5.061 konuttan 1.400'ünü teslim ettik ifadelerinde de bulundu. Ve İzmir'de yapılacak rezerv konutlarla beraber
Toplam 5061 konuttan 1400'ünün teslim edildiğini de söylemiştik. 3657 rezerv konutunda yıl sonuna kadar teslim edeceğiz diyerek sosyal konut projesinde gelinen son durumu da Plan ve Bütçe Komisyonu görüşmelerinde paylaştı. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, biz de bütçe görüşmelerini takip etmeye devam edeceğiz diyelim ve sözü tekrar size bırakalım. Buse Gençlik Böke meclisten aktardı. Kolay gelsin diyelim, haberlerimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Efendim, Alevi Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanlığı resmi olarak kuruldu. Başkanlığın görev ve yetkilerinin belirlendiği Cumhurbaşkanlığı kararnamesi resmi gazetede yayımlandı. Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın görev ve yetkileri arasında Alevi Bektaşi kültürünün araştırılması ve cemevleriyle ilgili iş ve işlemleri yürütmek eklendi. Kültür ve Turizm Bakanlığı bünyesinde Alevi Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanlığı kuruldu. Başkanlığın görev ve yetkilerinin belirlendiği Cumhurbaşkanlığı kararnamesi resmi gazetede yayımlandı. Cemevlerinin ve ihtiyaçlarının belirlenmesine yönelik çalışmalar yapmak, cemevlerindeki hizmetlerin etkin ve verimli yürütülmesini koordine etmek, cemevlerinin başkanlıkça belirlenen hizmetlerinin gördürülmesi için yerel yönetimleri veya yatırım izleme ve koordinasyon başkanlıklarına ödenek aktarımına ilişkin iş ve işlemleri yürütmek, Alevi Bektaşilik hakkında tüm yönleriyle sosyal ve beşeri bilimler bütünlüğü içinde bilimsel araştırmalar yapmak, yaptırmak ve bu konularda seminer, sempozyum, konferans ve benzeri ulusal ve uluslararası etkinlikler düzenlemek. Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın görev ve yetkileri arasında Alevi Bektaş kültürünün araştırılması ve cemevleriyle ilgili iş ve işlemleri yürütmek eklendi. Alevi Bektaş Kültür ve Cemevi Başkanlığı'nın görev alanındaki çalışmalarını değerlendirmek ve önerilerini başkanlığa bildirmek üzere danışma kurulu kurulacak. Kararnameyle Alevi Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanlığı için başkan, başkan yardımcısı, daire başkanı, veri hazırlama ve kontrol işletmeni, programcı, çözümleyici, sekreter, şoför, hizmetli, mütercim, sosyolog, psikolog ve grafiker unvanlarından oluşan 53 kadro ihtisası yapılacak. Resmi gazetede yayımlanan Cumhurbaşkanı kararıyla Alevi Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanlığı'nda sözleşmeli personel çalıştırılmasına ilişkin esaslarla pozisyon unvanları ve asgari nitelikler de belirlendi. Buna göre Kültür ve Turizm Bakanlığı'nca belirlenecek usul ve esaslara uygun olarak Alevi Bektaşi Cemevi Önderi ile Alevi Bektaşi Kültür ve Cemevi Uzmanı unvanlarında sözleşmeli personel istihdam edilebilecek. Efendim, Türkiye'de PKK'nın finans kaynağı uyuşturucu ticaretine üst üste darbeler indiriliyor, ancak terör örgütü kaynağını Avrupa üzerinden sürdürmeye devam ediyor. Avrupa'da uyuşturucu trafiğinin %80'i terör örgütü PKK kontrolünde, terör örgütünün kazancı yıllık 1 milyar doları buluyor. Türkiye'de uyuşturucuyla mücadele kararlılıkla devam ederken PKK finans kaynağı olan uyuşturucu ticaretini Avrupa'da yürütüyor. Terör örgütü üretiminden dağıtımına ve Avrupa sokaklarında satışına kadar uyuşturucu ticaretinin her aşamasında rol alıyor. Yeni Şafak'ın haberine göre Avrupa'daki uyuşturucu ticaretinin %80'lik kısmını kontrol eden örgüt bu yolla yıllık 1,5 milyar dolar civarında gelir elde ediyor. PKK'nın uyuşturucu faaliyeti Orta Doğu'dan Batı Avrupa ülkelerine kadar uzanırken, bu geniş alan dünyanın en önemli güzergahlarından Balkan rotasının tamamını kapsıyor. Yoğun uyuşturucu madde akışının geçtiği bu rota üzerinde teşkilatlanması bulunan PKK, ürettiği veya kaynağından temin ettiği maddeleri bu güzergah üzerinden kolaylıkla naklediyor. Terör örgütü uyuşturucu ticaretinde siyasi amaçlı dernekleri ve deşifre olmamış teröristleri kullanıyor. Avrupa pazarında sokak satıcılığını da organize ediyor. Sokaklarda gram bazından pazarlanan eroinin fiyatı yükselirken saflık oranlarının düşmesi PKK'nın çok yüksek boyutlarda maddi kazanç elde etmesine yol açıyor. PKK'nın Avrupa'daki uyuşturucu ticareti faaliyetlerini ortaya koyan raporlar içerisinde 2019'da yayınlanan Avrupa Uyuşturucu ve Uyuşturucu Bağımlılığı İzleme Merkezi ve Europol'ün AB Uyuşturucu Piyasası raporu kullandığı doğrudan dille dikkati çekti. Önceki raporlarda PKK'nın bu alandaki rolü, Türk soruşturma birimlerinin verdiği bilgiye göre
aktarılırken 2019'da ilk kez başta Europol olmak üzere uluslararası kaynaklar referans gösterildi. Raporda Zeynettin Geleri, Çerkez Akbulut ve Ömer Boztepe isimli teröristler 3 kilit ismi olarak gösterilirken 2013 yılında Hamit Uslu adlı bir Kürt uyuşturucu satıcısının Fransa'da tutuklandığı, Hollanda ile Türkiye arasında hap ticareti yapmakla suçlandığı da kaydedildi. Efendim şimdi hepimizi yakından ilgilendiren bir konu nedir? Abonelikler, internet, telefon, işte aldığımız paketler, işte yaygın olarak bir kuruluşa gidiyoruz, sözleşme yapıyoruz. Sonra hoşnut olmayan durumlar var. Ya ben ayrılmak istiyorum diyorsunuz. Sizden yüksek meblağlarda ücret istiyorlar. Ciddi bir sorun, siniri bozucu bir durum. Bunun üzerine bir konuşalım. Kiminle? Tüketici Konfederasyonu Hukuk Komisyonu üyesi Avukat Baki Öztürk bizlerle birlikte. Baki Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk Yeşim Hanım. İyi yayınlar diliyorum. Sağ olun. Valla sinirlerimiz bozuluyor. Ciddi bir sorundan bahsediyoruz. Günden güne de şikayetler artıyor. Cayma bedeli isteyebilir mi şirketler efendim? Hemen bu soruyla başlayayım ben. Tabii. Yani bahsettiğiniz gibi aslında hepimiz yeri geliyor GSM operatörlerinden telefon hizmeti alıyoruz konuşabilmek adına. Hepimiz artık internet aboneliği alıyoruz. Evlerimizde uydu TV'ler bulunuyor. Baktığınız zaman ortada 200 milyona yakın bir abonelik durumu var. Ve bunların hepsi de aslında bir kapsamda, taahhüt kapsamında yapılmış sözleşmelere dayanıyor. Burada cayma hakkı aslında tüketicinin net bir şekilde bilmesi ve kullanırken de en doğal şekilde yararlanabileceği haklardan birisi. Şirketler, özellikle sağlayıcı firmalar biraz daha burada vatandaşlarımızı yanıltıcı durumlara girebiliyorlar ve hakları olmadığı halde hukuka aykırı şekilde ücretler talep edebiliyorlar. Bunların önüne geçebilmek için de aslında vatandaşlarımızın haklarını net bir şekilde bilmeleri gerekiyor. Hangi durumlarda cayma hakkının kullanıldığında herhangi bir ücret ödememesi gerektiğini vatandaşlarımızın bilmeleri ve bunlar noktasında bilinçli olmaları aslında hepimizi mutlu eder. Bu konuyla alakalı kanunumuzda zaten emredici hükümler bulunuyor. Aynı şekilde abonelik sözleşmeleri yönetmeliği var. Burada düzenlenmiş durum var. Ve cayma hakkının kullanımında aslında bizim karşımıza bir yıllık bir süre çıkıyor Yeşim Hanım. Bir yıl dolmak zorunda mı? Şöyle durmak zorunda olmasından ziyade yapmış olduğunuz taahhüt eğer bir yıl ve üzerinde ise hem tüketicinin korunması hakkındaki kanun hem de abonelik sözleşmeleri yönetmeliğinin 16. maddesi diyor ki belirsiz süreli veya bir yıl ve daha üzeri yapmış olduğunuz taahhüt aboneliği sözleşmelerinde caymak istediğinde vatandaş hiçbir şekilde cezai bedel ödemez, gerekirse de bir gerekçe göstermesine gerek yoktur. Yani sizin bir yıl üzeri bir taahhüt aboneliği sözleşmeniz varsa İstediğiniz zaman bundan bir gerekçe göstermeden ve herhangi bir ücret ödemeden cayabilirsiniz. Öyle olmuyor ancak, ama. Evet, yani dediğiniz gibi biraz daha herhangi bir şekilde caymak isteyen vatandaşa veyahut da yararlandığı hizmetten düzgün bir hizmet alamadığını düşünen bir vatandaşımız bundan ayrılmak istediğinde hemen bir cezai bedelle veyahut da cayarsanız çok daha yüksek meblağlarla karşılaşabiliyor. Çünkü taahhüt dendiği zaman taahhütlü sözleşmelerde şöyle bir durum var. Siz tüketici olarak belirli bir süre bu hizmeti kullanacağınız sözünü veriyorsunuz. Ve bu noktada da size sağlayıcı firma aslında indirim yapıyor. Yapmış olduğu indirimler birçok vatandaşımız tarafından aslında çok da inandırıcı gelmeyen indirimler. Çünkü normal abonelik sözleşmelerinde 500 TL'lik olan ücreti biz size 100 TL'ye vereceğiz bu taahhüt kapsamında deniyor. Arada bir uçurum var. Ancak siz iptal ettirmek istediğinizde bu sefer kullanmış olduğunuz 100 liralık bir paketken bakıyorsunuz binlerce lira ödemek zorunda kalmak. Zaten iptal ettirmek de ayrı bir sorun. Bir türlü iptal ettiremiyoruz. Tabii. Yani orada da aslında büyük sıkıntılar var. Çünkü müşteri hizmetlerine çağrı merkezleri aradığınızda dakikalarca hatlarda bekletiliyorsunuz. Bununla alakalı da aslında bir yönetmelik var. Elektronik haberleşme ile alakalı hizmet sektörünün iyi bir şekilde ilerlemesi için. Aslında sizin müşteri temsilcisine 65 saniye içerisinde canlı bir şekilde bağlanmanız gerekiyor. Buna bile uymadıkları bir husus varken, dediğiniz gibi iptal ettirmek zorken bir de haksız yere kesilen ceza durumları olabiliyor. Para isteme durumları olabiliyor. Ama vatandaşlarımız bir yılın üzerinde olan
tüm taahhütlü abonelik sözleşmeleri, internet sözleşmesi olabilir, yapmış oldukları GSM operatörleriyle sözleşmeler olabilir. Bunları gerekçe göstermeksizin istedikleri şekilde iptal ettirebilirler. Ne yapmam gerekiyor? Benden ücret talep edilirse ben ne yapabilirim bir vatandaş olarak? Tabii burada herhangi bir şekilde icra takibiyle karşılaşabilirsiniz. Özellikle böyle durumlarda biz diyoruz ki elinize tebligat geçtiği takdirde bir hafta içerisinde, 7 gün içerisinde hemen bu takiple alakalı itirazlarınızı yapın ki icra takibi dursun. Bununla alakalı olarak yine BTK'nın yani Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'nun internet sitesinde e-devlet şifreleriyle şikayetlerini iletebilir vatandaşlarımız. Alo 175 tüketici danışma hattını arayarak bu konuyla alakalı bilgilerini iletebilir ve şikayetlerini iletip bu denetim mekanizmasının sağlıklı bir şekilde yürümesini sağlayabilir. Eğer bir ceza ödeme durumu olmuşsa da böyle bir durumda da yapacakları husus tüketici hakemiyetlerine başvurarak burada yapmış oldukları gereksiz ve hukuka aykırı ödemeleri geri iade alabilirler. Eğer 30 bin liranın olduğu takdirde de tüketici mahkemelerine başvurabilirler. Diğer bir husus diyordunuz. Ki vatandaşlarımız haklarını bilsin. Evet, bir diğer husus demiştiniz. Ben araya girip soru sordum size. Kusura bakmayın, buyurun. Olur mu, ne demek? Şöyle ki, bir yılın altında olan sözleşmelerde de aslında vatandaşlarımız gerekçe göstererek, yani eğer size hizmet sağlayan firma sunmuş olduğu hizmette herhangi bir sıkıntı yoksa bu durumda tabii ki cayma hakkına yönelik bazı bedeller talep edebilecek. Ancak burada sizin almış olduğunuz hizmetin kalitesinde bir sıkıntı varsa veyahut da size verilen sözler yerine getirilmiyorsa tabii ki yine cayma hakkını net bir şekilde kullanabilirsiniz. Burada aslında yine kanunumuz tüketicinin lehine olacak şekilde düzenlenmiş hususları barındırıyor. Eğer bir yılın altında, örnek veriyorum, 11 aylık bir sözleşmeniz var ve yapmış olduğunuz sözleşmede siz 7 aylık kullanım sağladınız ve belirli indirimle bu taahhütü yerine getirdiniz. Aldığınız hizmette siz 7. ayda vazgeçtiğinizde, ancak burada şunun altını çiziyorum. Eğer bu hizmeti sağlayan firma size hizmeti düzgün bir şekilde ve sözleşmede yer alan net haliyle düzgün bir şekilde size hizmeti sağlıyorsa ve 7 aylık sürede siz vazgeçtiğinizde burada hem geri kalan 4 aydaki ücretlere bakılacak hem de 7 ayda size sağlanmış olan indirim, eğer internet kullanıyorsunuz genellikle kurulum ücretlerinin alınmadığı, modem ücretlerinin olduğu hususlar olabiliyor. Burada iki ayrı 7 aylık ve 4 aylık kısımlar toplanacak ayrı ayrı. Tüketici lehine hangisi varsa oradaki uygulanacak. Yani fiyat olarak hangisi azsa bu sefer cayma iadesi olarak da bu ücret tüketici lehine uygulanacak. Ancak dediğim gibi bir yılın üzerinde olan bir durum varsa vatandaşlarımız istedikleri zaman bu cayma hakkını net bir şekilde kullanabilirler. Çok teşekkür ederiz. Sayın Öztürk. Katkılarınız için iyi çalışmalar. İyi yayınlar, iyi çalışmalar. Sağ olun. Tüketici Konfederasyonu Hukuk Komisyonu üyesi avukat Baki Öztürk'le konuştuk efendim. Bu abonelik sorunu, cayma bedellerini masaya yatırdık. Tüketicinin haklarından bahsettik. Siyasetin gündemine bir bakalım. Altılı Masa'ya gidiyoruz. Efendim, Altılı Masa'da adaylık krizi günden güne derinleşiyor. Kendi içinde aday belirleyemeyen CHP'de bu kez de İmamoğlu adaylık çıkışı yaptı. İmamoğlu kendisini Millet İttifakı'ndaki en çalışkan nefer olarak tanımlarken kendisinin birçok siyasi anlayışını temsil ettiğini savundu. Adaylık için tabii ki beni konuşacaklar dedi. İzleyelim. Millet İttifakı içinde yaşanan adaylık krizi Kılıçdaroğlu'nun bir de beni deneyin çıkışı sonrası daha da hareketlenirken İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu katıldığı bir televizyon programında Millet İttifakı'na yönelik çarpıcı açıklamalarda bulundu. Efendim karşı değil, arkadaşların görevleri var ve şu anda çalışıyorlar, başarılı bir süreci İstanbul'a ve Ankara'ya yaşatıyorlar. İmamoğlu kendisinin birçok siyasi anlayışı temsil ettiğini savundu. İmamoğlu'nun ben Millet İttifakı'nı ve Altılı Masa'yı temsil ediyorum sözleri adaylık mesajı olarak yorumlandı. Yani Ekrem İmamoğlu aslında bir siyasi anlayışı temsil ediyor, Millet İttifakı'nı temsil ediyor, Cumhuriyet Halk Partisi'ni temsil ediyor, İyi Parti'yi temsil ediyor, bugün Altılı Masa'yı temsil ediyor. Yani İstanbul'daki
ve Türkiye'deki aslında bütün muhalif duruşları temsil ediyorum. İmamoğlu, Millet İttifakı'ndaki en çalışkan neferim dedi. Ayrıca İmamoğlu'nun İstanbul'u kazanan Türkiye'yi kazanır sözleri de tartışma yarattı. Biz süreç yönetiyoruz. Bakın ben sürecin bir parçasıyım. İstanbul'daki icraatlarımızla ben hatta sürecin en güçlü parçasıyım. Çünkü İstanbul burası. İstanbul eşittir Türkiye diyoruz. İstanbul'da kazanırsanız Türkiye'yi kazanırsınız diyoruz. Bunun anlamı ne? İstanbul'da başarılı olursanız Türkiye başarınızı hissettirirsiniz. Altılı masanın en çalışkan neferiyim. Başından beri, kurulduğu andan beri. Efendim üreticilerin sorunları ekranlara getirmeye devam ediyoruz. Türkiye kekik üretiminin %92, ihracatın %80'ini karşılayan Denizli'de üreticiler fiyatlardan memnun değil. Geçen sezon 25 liraya kadar giden kekik bu yıl 18-22 TL bandında satılıyor. Üretici planlı tarım istiyor. 180 bin dekarlık bir alanda İzmir bir yıllık kekik diye tabir edilen bir kekik çeşidimiz. Kültür kekiği olarak üretimde. Denizli kekik üretimiyle öne çıkıyor. Yaklaşık 5 bin aile kekik üretiminden geçim sağlıyor. Yaklaşık 22 bin tonlar civarında bir kekik hasadının gerçekleştiği bu bir tahmin. Denizli Ziraat Odası Başkanı Hamdi Gemici, çiftçinin kekikten umduğunu bulamadığını söyledi. Ürünün yaklaşık %60'ından fazlası şu an çiftçinin elinde kaldı. Geçtiğimiz sezon içerisinde artan maliyetler bir tarafa düşündüğümüzde piyasada oluşan fiyat kekik üreticisini memnun etmeyecek kadar maliyet rakamları seviyesinde gerçekleşti. Kekik geçen sezon 20-25 liraya alıcı buluyordu. Bu sene fiyat çiftçiyi sevindirmedi. 25 liranın altında kaldı. Randımanına ve kalitesine göre 18 TL ile 20-22 TL aralıklarına doğru değişen rakamlarda bir kekik fiyatından bahsediliyor. Denizli Ziraat Odası Başkanı Tarım Bakanlığı'na çağrıda bulundu. Planlı üretim talebinde bulundu. Bir üretim planlaması olmalı. Kekikte de bir doygunluğa doğru gelinmiş durumda bölgemizde bir kekik lisansı deposu yok. Bu kadar kekik üretiminin olmasına rağmen bir kekik borsası yok ilimizde. Türkiye'nin 3. nükleer santrali Trakya'da kurulacak. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez Trakya'da yer tespit çalışmalarına başlandığını açıkladı. Mersin Akkuyu Nükleer Santrali'nin yapımında sona yaklaşılırken iki yeni nükleer santral içinde çalışmalara hız verildi. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Türkiye'deki nükleer enerji santrallerinin Sinop ve Trakya ile devam edilebileceğini söyledi. Üçüncü santral için Trakya'da yer tespit çalışmalarına başlandığı açıklandı. Akkuyu Nükleer Santrali'ndeki çalışmalara da değinen Fatih Dönmez, Akkuyu'da 4 güç ünitesinin yer aldığını ve bunların gelecek yıldan itibaren birer yıl arayla devreye alınacağını bildirdi. Bakan Dönmez, Türkiye'nin enerji konusunda kaynak çeşitliliği açısından en zengin ülkelerden olduğunu söyledi. Farklı ülkelerin Türkiye'den gaz alma taleplerinin olduğuna dikkat çekti. Avrupa'ya gaz sevkiyatı için Türkiye'ye büyük bir merkez kurabiliriz. Rusya ile kurulacak ortak gaz merkezi konusunda da konuşan Dönmez, 2023 yılı başında Rusya ile gaz almak isteyen ithalatçı ülkeleri bir araya getirecek bir konferans düzenleyeceklerini açıkladı. Efendim Vatan Partisi lideri Doğu Perinçek ve partinin liderlerinden Ethem Sancak'ın Güneydoğu turu büyük ilgiyle karşılandı. Siirt Pervarililerle bir araya gelen Perinçek, Pervari'den bu dağların, bu kahraman insanların arasından bütün dünyaya sesleniyorum, artık kimse bizim kardeşliğimizi, birliğimizi el ele vermemizi bozamayacaktır vurgusu yaptı. Sancak da Pervari'ye büyük bir hastane yapılacağının sözünü verdi. Daha sonra belediyeyi ziyaret eden Vatan Partisi heyeti Pervari Belediye Başkanı Tayyar Özcan tarafından karşılandı. İzleyelim. Önümüz açıktır. Pervari'nin kahramanlarının, Türkiye'nin kahramanlarının, bu bölgenin
kahramanlarının Mardin, Diyarbakır, Siirt ve son olarak Pervari. Vatan Partisi heyetinin Güneydoğu turuna vatandaşlar büyük ilgi gösterdi. Güneydoğulular sorunların çözümü için Vatan Partisi'ne koştu. Onun için buradan bütün Türkiye'ye sesleniyorum. Buradan bu dağların arasından, bu kahraman insanların arasından bütün dünyaya sesleniyorum. Türkiye'de artık bizim kardeşliğimizi, huzurumuzu el ele vermemizi, omuz omuza vermemizi hiç kimse bozamayacaktır. Bundan emin olunuz. Türkiye bu konuda kararlıdır. Vatan Partisi lideri Doğu Perinçek ve iş insanı Ethem Sancak, MYK üyesi Şule Perinçek, Çınar Meydanı'nda Pervalilerle buluşup kucaklaştı. Merhaba, iyi misin? Geleceğe güvenle bakıyoruz. Evet, Türkiye'nin önünde sorunlar var ama Türkiye'nin Pervari örneğindeki bu çalışkan insanları, namuslu insanları olduğu sürece önümüzdeki sorunları çözeriz. En baş mesele, Pervari'de de bunu yaşıyorsunuz, işsizlik sorunu. Türkiye'nin kaynakları var. Eğer biz o kaynakları doğru bir şekilde yönlendirirsek, yani Türkiye'nin kaynaklarını fabrika açmaya, iş sahası yaratmaya, tarıma yönlendirirsek, buna uygun hükümetler, iktidarlar oluşturursak işsizlik sorununu çözeriz. Birlik ve beraberlik vurgusu yapan Vatan Partisi lideri Doğu Perinçek, kimse birliğimizi bozamayacak dedi. Yani Türkiye üretiyor. Bankalarda o kadar para olduğuna göre, bankalar o kadar faiz geliri sağladığına göre, biz diyoruz ki faize gitmesin, fabrikaya gitsin, iş sahasına gitsin, gençlerimiz iş bulsun, çalışsın ve üretsinler, Türkiye zenginleşsin, tekrar Pervari'nin dağlarında, bayırlarında, ovalarında yüz binlerce koyunumuzu, sığırımızı, hayvanımızı otlatalım. Fabrikalar açalım. Koyunumuzun yününü işleyecek, buradaki sütünü işleyecek fabrikalar kuralım. Gençlerimizi burada tutalım. Burayı gene birliğin, barışın, kardeşliğin kalesi olarak devam ettirelim. Türkiye'de artık açılım ve çözümün kesinlikle olmayacağını da vurguladı Perinçek. Bu da önemli belirteyim. Hani bazı sözler dolaşıyor, yeniden çözüm gelecek, açılım gelecek falan diye. Yani tekrar terörün önünü açacak herhangi bir gelişme Türkiye'de mümkün değil. O bitmiştir. Tekrar Türkiye arkaya dönmez. Tekrar teröriste Türkiye imkan sağlamaz. Pervari'nin çocuğu olduğunu ifade eden Sancak da çözüm için Vatan Partisi'ne işaret etti. Büyük bir hastane yapılacağının sözünü verdi. Hastaneyi yeniden ben yaptım. Adına da Pervari'ye emek vermiş, Pervari diye büyümüş. Sizin izninizle İsmail Sancak amcamın ismini verdim. Şimdi gelirken de dedim ki ya bu hastane ne durumda? Abi dedi hastane binası çok yıpranmış, harap. Yeni bir hastane lazım bize. E dedim yapalım, devlet yapsın söyleyelim. Devlet diyormuş ki hazine arazisi bul öyle yapalım. E Pervari'de hazine arazisi ne arar? Zaten arazisi doğru dürüst fazla arazimiz de yok işte gördüğünüz gibi. Bir arazi bul, alalım, devlete bağışlayalım. Modern bir hastane yapalım buraya. Ama tek şartım o hastanenin adı gene İsmail Sancak Hastanesi olsun. Kabul ediyor musunuz bunu? Tamam, yapacağız. Daha sonra belediyeyi ziyaret eden Vatan Partisi heyeti Pervari Belediye Başkanı Tayyar Özcan tarafından karşılandı. En büyük sıkıntımız yolumuzda o da yapılıyor. Şu an Pervari Şırnak arası belki PKK'nın kampı, Türkiye'nin en büyük kampı oradaydı. Bestedereler dediğimiz. Şu an Pervari Şırnak arası da o yol da yapılıyor. Artık da zaten bu da terörün bittiği anlamına geliyor. İnşallah o da en kısa zamanda bitecek. Özcan, Vatan Partisi heyetine bölgeyle ilgili bilgi verdi. Pervari'nin balı meşhur efendim. Yani bizim için balımız, özellikle balımız meşhur. Türkiye'de her yerde bilinen bir bal. Tarım alanında yani en büyük baş, en küçük baş hayvancılık konusunda geçimimiz olur efendim. Narımız meşhur, fıstığımız meşhur. Şerefli, namuslu, başı dik insanların yaşadığı Pervari'de bulunmaktan çok çok mutluyuz. Tabii Pervari'nin balı meşhur, fıstığı meşhur ama bana kalırsa en çok insanı meşhur. Efendim AK Parti heyetine HDP ziyareti siyasetin en önemli gündem başlıklarından biri, tartışmaların odağında. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli grup toplantısında konuştu. AK Parti'nin anayasal düzenleme için PKK
HDP ile görüşmesinin normal olduğunu savundu. Amerika Birleşik Devletleri'ndeki ara seçimlerle ilgili de konuşan MHP lideri, ABD bölünme ve ayrışma sürecindedir dedi. Görüşüldüğüne değil, makul ve demokratik çözümün nasıl olacağına bakıyoruz. HDP ile yapılan anayasal düzenleme görüşmesini normal buldu, eleştirilere böyle yanıt verdi. AK Parti heyetinin CHP ile kurduğu temasa ses çıkarmayanların bizim sırtımızdan HDP'yi dillerine dolamaları müflis ve mufsit bir tavırdır. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli partisinin grup toplantısında konuştu. Bahçeli başörtüsüne anayasal düzenleme için AK Parti'nin PKK'nın siyasi uzantısı HDP ile görüşmesinin normal olduğunu savundu. AK Parti heyetinin anayasa değişikliğini görüşmek amacıyla mecliste grubu bulunan siyasi partileri ziyaret etmesi de son derece doğal ve doğru bir adımdır. HDP ile niye görüşülmüş? Biz buna ne diyecek, nasıl bir tepki gösterecekmişiz? Günlerdir cevabı aranan marazi sorular bunlardır. Amerika'daki ara seçimlerde Bahçeli'nin gündemindeydi. Washington'ın bölünme sürecinde olduğunu belirten MHP Genel Başkanı, ABD'nin önümüzdeki dönemde küresel sahnenin dışında olacağına dikkat çekti. Amerika Birleşik Devletleri sosyal, ekonomik ve siyasi kör düğümün pençesindedir. Kaos içindeki bir Amerika Birleşik Devletleri'nin bölünme ve ayrışma kulvarına girmiş bir küresel gücün dünyanın diğer ülkelerine de az ya da çok olumsuz tesir olacağını düşünüyoruz. Ancak önümüzdeki yılların çok kutuplu dünya panoramasında Amerika Birleşik Devletleri'nin parçalı ve zayıf güç yapısıyla küresel sahnenin dışına doğru kayacağını öngörüyor, dünya barışı ve beşeri huzur adına bunun ise kaçınılmaz olduğunu değerlendiriyoruz. Bahçeli, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'in Türkiye ziyaretinde İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya tam üyeliği için Türkiye'nin onay vermesi gerektiğine yönelik açıklamasına ise sert tepki gösterdi. NATO Genel Sekreterinin bu dili buyurgan bir dildir ve yaralayıcıdır. NATO Genel Sekreterinin Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde ne yapacağını, nasıl bir karar alacağını dikte etmesi, talimat verir gibi konuşması bize göre edepsizliktir. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne ödev verme densizliğinden derhal geri dönmelidir. NATO, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin üzerindeki bir organ değildir. Evet, şimdi bir reklam arası vereceğiz ama ayrılmayın. Reklamların ardından da işte günlerdir tartışılan bu konuyla ilgili AK Parti heyetinin HDP'yi ziyaretiyle ilgili Vatan Partisi Genel Başkanı Doktor Doğu Perinçek de saatler 13'ü gösterdiğinde bir basın açıklaması yapacak. Biz de canlı olarak ekranlarınıza getireceğiz. Bekleriz. Evet, kısa bir reklam arasının ardından yeniden sizlerle birlikteyiz. Reklama giderken de sizlere aktarmıştır. Günlerdir tartışılan bir konu AK Parti heyetinin HDP'yi ziyareti. Şimdi Ankara'ya gideceğiz. Vatan Partisi Genel Merkezi'nde Vatan Partisi Genel Başkanı Doktor Doğu Perinçek bir basın açıklaması yapacak. Bu basın açıklamasını şimdi canlı olarak ekranlarınıza getiriyoruz. Anda bağlantımızda sanırım kısa bir sorun oluştu. Bir haber verelim. Haberlerin ardından Ankara'ya yeniden döneceğiz efendim. Fener Rum Kilisesi Papası Bartolomeos Bahreyn'de Uluslararası Diyalog Forumu adlı toplantıya katıldı. Bartolomeos toplantıda kendisini Konstantinopolis Yeni Roma'nın başpiskoposu ve ekümenik patrik diye tanıttı. Bakalım. İstanbul Konstantinopolis olarak tanımlandı. Türkiye Cumhuriyeti yok sayıldı. Fener Rum Kilisesi Papası Bartolomeos Bahreyn'de katıldığı toplantıda Türkiye karşıtı bir skandala imza attı. Katoliklerin ruhani lideri Papa Francis geçtiğimiz günlerde Bahreyn'i ziyaret etti. Ziyarette Fener Rum Kilisesi Papası Bartolomeos da yer aldı.
Bahreyn'de Uluslararası Diyalog Forumu adı altında düzenlenen toplantının konuşmacılarından biri de Fener Rum Kilisesi Papası Bartolomeos'tu. Bartolomeos'un toplantıda Lozan Antlaşması'na aykırı bir şekilde Konstantinopolis, Yeni Roma'nın başpiskoposu ve ekümenik patrik unvanıyla takdim edilmesi dikkat çekti. Oysa Bartolomeos, İstanbul Fatih Kaymakamlığı'na bağlı bir Türk kurumu olan Fener Rum Kilisesi'nin başındaki din görevlisi. Ancak Bartolomeos, Türkiye'deki Yunan Ortodoks Hristiyan azınlığının ve Yunanistan'daki Müslüman azınlığın kurulmasını sağlayan 1923 tarihli Lozan Antlaşması'nın aleyhinde uzun zamandır siyasi alanda bir rol oynamaya çalışıyor. İstanbul'u Konstantinopolis olarak tanımlayan ve Türkiye Cumhuriyeti'ni yok sayan Bartolomeos'un Bahreyn'de Büyükelçi Esin Çakıl tarafından ağırlanması da sosyal medyada tepki çekti. Ve şimdi Ankara'ya gidiyoruz. Vatan Partisi Genel Başkanı Dr. Doğu Perinçek bir basın açıklaması yapıyor. Canlı olarak ekranlarınıza getiriyoruz. Dinleyelim. Büyük Türk Milleti sizleri Ankara'dan sevgiyle, saygıyla selamlıyoruz. HDP ile birlikte anayasa yapılmaz. HDP ile birlikte anayasa yıkılır. Son günlerde AK Parti hükümeti temsilcilerinin anayasa değişikliği çalışmaları kapsamında PKK'nın emrindeki HDP'yi ziyaret etmeleri kesinlikle kabul edilemez. Bu Türkiye'nin geleceğine karşı, anayasamıza karşı, hukukumuza karşı, kardeşliğimize karşı, birliğimize karşı ve aynı zamanda Urfa'dan, Şanlıurfa, Mardin, Diyarbakır'dan, Pervari'ye kadar, Van'a kadar bütün bölge halkının, Kürt vatandaşlarımızın da özlemlerine karşı bir tavırdır. Bunu mahkum ediyoruz. HDP bir terör örgütüdür. Terör örgütü olan PKK'nın emrindedir. Kendisi PKK'nın emrinde olduğunu hiçbir yerde gizlemiyor ve PKK için terörist topluyor, PKK'ya terörist devşiriyor, para topluyor, PKK'nın propagandasını yapıyor ve HDP PKK ile birlikte Türkiye'nin anayasal düzenini yıkma çabası içindedir. Bu nedenle de siyasi partiler kanunumuzun ve anayasamızın 68. maddesi uyarınca Türkiye'nin toprak bütünlüğüne, cumhuriyetimize karşı faaliyetin odağı haline geldiği gerekçesiyle Yargıtay Başsavcılığı tarafından HDP hakkında kapatma davası açılmıştır. Ve o dava halen yürürlüktedir. Dolayısıyla HDP'nin anayasa yıkıcılığı Türkiye yargısının doruğunda olan Yargıtay'ımızla birlikte, Anayasa Mahkememizle birlikte Türkiye yargısının doruğunda olan Yargıtay Başsavcılığı tarafından da saptanmıştır. HDP'yi meşrulaştırmış oluyor veya da öyle bir gayretin içindedir AK Parti hükümetinin temsilcileri HDP'yi ziyaret ederken. HDP üzerinden hangi faaliyeti, hangi örgütü meşrulaştırıyor? PKK'yı meşrulaştırıyor. HDP'yi Türkiye'nin anayasa yapıcıları arasına katarak, Türkiye'nin meşru sisteminin içine kabul ederek, HDP'ye emir veren, HDP'yi ateşe süren, HDP'yi terörün, PKK'nın bir maşası, bir enstrümanı haline getiren, doğrudan doğruya terör örgütünü, PKK terör örgütünü meşrulaştırmış oluyor. Kim? Tekrar ediyoruz. AK Parti hükümetinin HDP'yi ziyaret eden temsilcileri. Bunu Türk milletinin de, bölge halkımızın da, Güneydoğu halkımızın da kabul etmesi mümkün değil. Ve bu ziyaretin hiçbir hukuki izahı, açıklaması, bahanesi, mazereti yoktur. Diyorlar ki efendim biz anayasayı değiştirmek için mecliste grubu bulunan partileri ziyaret ediyoruz. Siz anayasayı anayasa yıkıcılığıyla birlikte değiştiremezsiniz. Anayasa yıkıcılarıyla anayasa yapılmaz.
anayasa yıkıcılarıyla anayasa yıkılır. Tekrar ediyorum. Bütün Türk milletine buradan sesleniyorum. Anayasa yıkıcılarıyla anayasa yıkılır. Anayasa yapılmaz. Sayın Cumhurbaşkanımız Tayyip Erdoğan da bizi duysunlar. Anayasa yıkıcılarıyla anayasa yapılmaz. Anayasa yıkıcılarıyla anayasa yıkılır. Yapılan işte budur. Hangi maddeyi getirirseniz getirin, o getirdiğiniz maddeden, hükümden çok daha önemlisi anayasayı Türk milletinin huzurunda anayasayı yıkma amacını taşıyan ve bu faaliyete odaklanan bir partiyle birlikte yaptığınız yönünde bir manzara oluşturuyorsunuz. Bu manzara vahimdir. Bu manzara aynı zamanda Mehmetçiğimize, onun döktüğü cana, kana, polisimize, güvenlik kuvvetlerimize, köy güvenlik kuvvetlerimize, köy korucularımıza da büyük bir haksızlıktır. Onları sırtından vurmuş olursunuz. Niçin Mehmetçiğimiz canını veriyor, kanını veriyor? Niçin polisimiz, niçin köy korucularımız canlarını, kanlarını veriyor? Şehit cenazeleri geliyor. O şehit cenazelerinin başında siyah gözlükler takarak durmakla hiç kimse aldatılmaz. O HDP'ye yapılan ziyaret, o şehit cenazelerinin başındaki duruşları da yalancı hale getirir. O bakımdan kuvvetle uyarıyorum. Hakkıyla altılı masa denen Atlantikçilerle aynı konuma düşüyor AK Parti. Bir yandan efendim altılı masanın altında HDP var, PKK var. Bu ifadeler kamuoyu önünde açıklanıyor. Peki siz de ne yapıyorsunuz? Altılı masanın altına giriyorsunuz. O altılı masanın altındaki HDP ile beraber anayasa yapmaya kalkıyorsunuz. Altılı masanın altında anayasa yapılmaz. Altılı masayla el ele vererek yedinci olarak anayasa yapılmaz. Sekizinci olarak anayasa yapılmaz. Sistemin içine giriyorsunuz. Atlantik sisteminin Türkiye'yi borca batıran, Türkiye'yi bölmek için gladyosunu seferber eden, darbeler yapan, PKK'yı, FETÖ'yü Türkiye'nin üzerine süren Atlantik sisteminin masasında anayasa yapmaya kalkıyorsunuz. Bunu Türk milleti kabul etmez. Türkiye'nin hiçbir kurumu bunu kabul etmez. Sistemin aczini sergiliyorlar. Mevcut Atlantik sistemi acz içinde, çaresizlik içinde. Bitti bu sistem. Atlantik sisteminin sonuna geldik. Atlantik sisteminde Türkiye için hiçbir çözüm yok. Atlantik sisteminde üretmek yasak, birleşmek yasak, kardeşlik yasak, vatanı savunmak yasak. Atlantik sisteminde ne var? NATO'ya askerlik, Amerika Birleşik Devletleri'nin planlarına hizmet, komşularımızla aramızı bozmak, Ukrayna'ya gidip destek olmak, NATO'nun doğuya doğru genişlemesine ya da kardeşimiz olan, her konuda çıkarlarımızın birleştiği Suriye'ye yan bakmak. Atlantik sisteminde bunlar var. Bunlar çözüm değil. Bu sistem bitmiştir. HDP'ye ziyaret aslında bu sistemin bittiğini, çözümsüz olduğunu, çıkmazlı olduğunu gösteren en son eylem. Bunu da burada önemli saptıyoruz. Son zamanlarda kamuoyunda söylentiler dolaşmaya başladı. Efendim tekrar 2010 yılında Amerika'nın Türkiye'ye dayattığı çözüm süreci geliyor. Kürt açılımı geliyor. Hayır. Hiçbir şekilde, hiçbir güç Türkiye'ye tekrar o 2010 yılında Amerika'nın Türkiye'ye dayattığı bölme sürecini, kardeşin kardeşi vurduğu süreci, hendekleri kazıp Mehmetçiğe mayın döşeme sürecini hiçbir güç geri getirmeyecektir. Getiremez.
Buna hiç kimsenin gücü yetmez. AK Parti'nin de gücü yetmez. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın da gücü yetmez. Buradan meydan okuyorum. Hiçbirinizin gücü yetmez. Tekrar açılım gelecekmiş. Tekrar PKK ile beraber İmralılar'da falan filan oturulup yol haritaları çizilecekmiş. Bu mümkün değildir. Böyle bir hikaye yok Türkiye'nin önünde. Türkiye'nin önünde artık destanlar var. Üretim destanı var Türkiye'nin önünde artık. Kardeşlik destanları var. Birleşme var. Bakın dün Pervari'deydik. Türkiye'nin öbür ucunda. Pervari'deki insanlarımız, başta belediye başkanımız olmak üzere, onlara da buradan selam, sevgi ve saygılarımı bir kez daha yolluyorum. Hepsi kaygı içerisinde. Hepsi gene açılım mı geliyor? Gene o çözüm süreci mi geliyor? Burada ne güzel. Huzur oldu, barış oldu. Herakol dağlarında, çevre dağlarında PKK'nın teröristleri dolaşıyordu. Onlara karşı yüzlerce şehit verdik. Pervari halkı bunu söylüyor. Pervari yüzlerce şehit verdi PKK'ya. Siz şimdi o Pervari halkına nasıl HDP'yi tekrar yasal bir parti olarak takdim edeceksiniz? Bunu utanmadan kim yapabilir? Biz buradan bütün halkımıza sesleniyoruz. Bütün Türk milletine, Kürdüyle, Türküyle bütün milletimize sesleniyoruz. Pervari'de de söyledik. Buradan bir kere daha Ankara'da söylüyoruz. Hiç kimse çözüm sürecini, açılım sürecini geri getiremeyecektir. Hiç kimse Mehmetçiğin döktüğü kanı, verdiği canı, hiç kimse polisimizin, köy korucumuzun, Pervarili'nin verdiği şehitlerin bedelini ortadan kaldıramayacaktır. Bedel vererek bu huzur, bu barış sağlandı. Tekrar PKK'ya hendek açmak için fırsatlar vereceksiniz. Amerika'ya Türkiye'yi bölmek için tekrar imkanlar açacaksınız. Bunu yapmanıza imkan yok. Meydan okuyoruz bunu yapmaya kalkanlara. Ve Türk milletine, bütün halkımıza, en başta da son 4 günde beraber olduğumuz Mardin halkımıza, Kızıltepelilere, Diyarbakır halkımıza, Siirt halkımıza, Pervari halkımıza, bütün Güneydoğu halkımıza, Kürdümüze, Türkümüze, Türk milletimize buradan söz veriyoruz. O açılım maçılım, onların geri gelme ihtimali yoktur. Sıfır ihtimaldir. Kimse geri getiremeyecektir. O nedenle huzur içinde önümüzdeki döneme bakıyoruz. Aziz kardeşlerim, aziz Türk milleti. İstiklal Savaşı ile kurduk bu cumhuriyetimizi. Edirne'den Hakkari'ye kadar egemenliğimizi ve otoritemizi, devlet otoritemizi İstiklal Savaşı ile başlattık, kurduk. Ta o zamanlardan geliyoruz. 100 yıllık bir geçmişi var bu otoritenin. Hatta binlerce yıllık imparatorluklar otoritesi var. Şimdi cumhuriyetin halka dayanan otoritesiyle, halka dayanan gücüyle ülkemize barış, huzur getireceğiz. Üretim devrimini başaracağız. Hiç kimse bu otoriteyi sarsıp Türkiye'ye kaos getiremez, kargaşalık getiremez. Halka dayanan Türkiye Cumhuriyeti'nin otoritesi ayaktadır. Ve hiç kimse yeniden Güneydoğu halkımıza ve bütün Türkiye halkına acılar, üzüntüler, açmazlar getirip dayatamaz. O dönem arkada kalmıştır. O dönem bitmiştir. PKK'nın aldatmalarıyla o örgüte katılanlara da son çağrımızı yapıyoruz. Bu son çağrıdır. Son çağrıya dikkat edin. PKK bitiyor. PKK yok oluyor. Yarın PKK yok. Onun için o anaların kucaklarını açarak bekledikleri evlatlarına buradan Ankara'dan son çağrı yapıyoruz. Bu çağrıyı Mardin'den de yaptık, Diyarbakır'dan da yaptık, Siirt'ten de yaptık,
Pervari'den de yaptık. Burada tekrar ediyoruz. Elinize Amerika Birleşik Devletleri'nin ve İsrail'in verdiği silahları yere atın. Kardeşinize kurşun sıkmayın. Mehmetçiğinize, polisimize, köy korucumuza, kardeşinize, kavminize, aşiretinize kurşun sıkmaya son verin. Mayın döşemeye son verin bu ülkenin altına. Kardeşliğin altına mayın döşemeye son verin. Ve son siz de yapın. Silahlarınızı atın ve Türkiye'nin birliğine, bütünlüğüne, kardeşliğine ve emeklerimizle Türkiye'yi üretim süreçlerinde kalkınmış, zengin bir ülke haline getirmeye katılın. Son çağrımız budur. Tekrar ediyorum Büyük Türk Milleti'ne ve bizi dinleyenlere, anayasa yapılamaz anayasa yıkıcılarıyla. Hiç kimse anayasa yıkıcılarıyla anayasa yapmaya kalkmasın. Bunu başarmaları mümkün değildir. Atlantik sistemi de bitiyor. Dolar saltanatı çöktü. Amerika iç savaşa gidiyor. Amerika'nın planları içerisinde hareket etmeyin. Türkiye'nin iktidar sahiplerine sesleniyorum. Amerika'nın planları içerisindeki Ukrayna politikası da, Suriye politikası da iflas etmiştir. Ve bu politikayla bağlantılı olan HDP ziyaretlerinin de bu ülkeye vaat ettiği, verdiği hiçbir şey yoktur. Bunlardan vazgeçin. Türk milletine, kamuoyuna saygıyla sunuyoruz. Sorularınız varsa sayın basın mensuplarımız, buyurunuz. Buyurun. Efendim, müsaadenizle iki sorum olacak. Buyurun. Sayın Ahmet Davutoğlu bugün bir açıklama yaptı. AK Parti'nin HDP ziyaretinin doğru olduğunu, Bahçeli'nin de bu konuda bu tip şeylerin normal olacağını, yorumlamasının da doğru olduğunu ifade etti. Ve çeşitli medya kuruluşlarında da sizin 5 Kasım'da yaptığınız silah bırakın Türkiye sizi kucaklamaya hazır açıklamanızla 8 Kasım'da yaptığınız açılımın Türkiye'de bir daha gerçekleşmeyeceği açıklamanız arasında bir çelişki olduğu ifade edildi. Bir geri adım attığınız söylendi. Ne diyorsunuz? Birinci sorun bu. Evet. Onu isterseniz cevap vereyim, sonra ikinci soruyu sorayım. Şimdi Davutoğlu kim? Davutoğlu başbakanlıktan gönderildiği zaman Foreign Policy, meşhur Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanlığı'nın yarı resmi organı şu başlığı attı. America loses its man in Ankara. Amerika Ankara'daki adamını kaybetti, kaybediyor. Amerika'nın Ankara'daki adamı. Aslında Davutoğlu'nun bu açıklaması bu HDP'yi ziyaret edenlere çok önemli bir ders, çok önemli bir mesaj. Yani Amerika'nın adamlarıyla aynı politik çizgiye girmiş oluyorlar. Ahmet Davutoğlu'nun, Babacan'ın siyasetlerinin peşine takılmış oluyor AK Parti hükümeti. O bakımdan sorunuz çok anlamlı. Herkes bunu çok iyi düşünmelidir. Davutoğlu'nun peşine takılmak, Davutoğlu'nun siyasetlerini paylaşmak herhalde AK Parti'ye hiçbir şey getirmez. Bunu düşünmelidir. Bu AK Parti'nin Davutoğlu'laşması anlamına gelir. Burada bir AK Parti açısından bir gelecek yok. O bakımdan sorunuza çok teşekkür ederim. İkincisi, benim her iki açıklamam birbirini tamamlıyor. Hiçbir çelişki yok. Yani bir yandan diyoruz ki çözüm süreci denen, efendim Kürt açılımı denen, o PKK'ya hendek kazma fırsatı veren o döneme geri dönülemez diyoruz. Bir yandan da PKK'nın aldattığı, Amerika ve İsrail'in ellerine silah verdiği gençlere de diyoruz ki size son çağrı yapıyoruz. PKK bitiyor. Silahlarınızı atın, Türkiye'nin birliğine, kardeşliğine, zenginleşmesine gelin, katılın diyoruz. Bunların arasında çelişme yok. Bunlar ikisi birbirini tamamlıyor. PKK'yı bitirmek nasıl olacak? Bir yandan Mehmetçik, köy korucumuz, polisimiz PKK'yı bitirmek için canını kanını veriyor ve savaşıyor. Bir yandan da nedir? PKK'da bir çözülme var ve o çözülmeyi hızlandırmamız lazım.
Şu mu doğru politika? Daha çok kan verelim, daha çok can verelim, bu işi daha çok zorlaştıralım. PKK arasında içinde dayanışmayı güçlendirelim. Bu mu doğru politika? Zaten PKK'da bir çözülme var. Ve bakın Vatan Partisi'nin siyaseti ne oldu? İki gündür Türk Silahlı Kuvvetleri Hakkari Dağları'na bildiriler atıyor. PKK teröristlerinin geçtiği yollara bildiriler atıyor. Aynı çağrıyı yapıyor. Diyor ki silahları atın, gelin teslim olun. Hatta bizim ifadelerimizle aynen. Çünkü onlar savaşıyor. Biz de savaşıyoruz Vatan Partisi olarak. O savaşın ön cephesindeyiz. Savaştığımız için Amerika'ya alet olan, İsrail'e alet olan, PKK'nın aleti olan bu ülkenin analarının süt emzirdiği insanlarımıza diyoruz ki artık alet olmaktan vazgeçin. Bunun sonu yok. Silahınızı atın ve gelin katılın. İşte bu bir savaş çağrısı. Savaşta olanların çağrısı. Ön cepheden yapılan bir çağrı. Savaşta olmayan lay lay lom içerisinde. Oh, keyfi yerinde. O ölmüyor. O can vermiyor. O kan vermiyor. O dağlarda terörist kovalamıyor. Teröristi ayağına botunu giyen Mehmetçikler, subaylarımız, generallerimiz teröristi kovalasın. Köy korucularımız şehitler vererek, bakın Pervari'nin yüzlerce şehidi var. Kale gibi orada duruyor. Onlar canlarını versin, kanlarını versin. Burada da beyefendiler. Ondan sonra sözüm ona, PKK karşıtı söylemler içinde bulunsun. Yaptıkları iş ne? Sonuç itibariyle PKK'nın aldattığı gençlerle PKK arasındaki bağları kuvvetlendirmek. O bağları çözmek değil. O bakımdan Vatan Partisi'nin tavrı savaşın ön cephesindeki Mehmetçiğin tavrıdır. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin paylaştığı tavırdır. Polisimizin paylaştığı tavırdır. Savaşanların paylaştığı tavırdır. İkinci sorunuz? Güneydoğu'da geniş kitlere hitap ettiniz. Diyarbakır, Mardin, Kızıltepe'si, Pervari'de temaslarda bulundunuz. İzlenimlerinizi paylaşır mısınız? Orada halk AK Parti'nin HDP ziyaretini nasıl yorumluyor? Hatta AK Parti'nin AK Parti'nin HDP ziyaretinden çok büyük bir endişe içinde. Bakın belediye başkanlarından, AK Parti'nin belediye başkanlarından, AK Parti tabanındaki insanlara kadar, diğer partilerden insanlara, bütün halk huzur geldi diyor. Hayvanımızı artık otlatabiliyoruz diyor meralarımızda. Artık diyor işte Cüddi Dağı'nda terörist yok, orada şenlikler yapıyoruz diyor Cizre insanı. Bölgeye huzur geldi diyor, barış geldi diyor. Şimdi tekrar diyor açılım süreciymiş falan filan, PKK'yı böyle mezarından diriltip çıkartma, korkutmanın bir alemi var mı diyor. Açılım süreci aslında ölen PKK'yı mezarından tekrar çıkartıp hortlatmak. Öleni hortlatamazlar. Bu bir imkansızlık. Ama aynı zamanda o halkı da karşılarına almış oluyorlar. Halk tekrar o döneme dönmek istemiyor. Bunu çok açık bir şekilde kesinlikle söyleyebilirim. Vatan Partisi'nin bu siyasetleri orada çok büyük bir ilgiyle karşılandı, sevinçle karşılandı. HDP'den Vatan Partisi'ne çok yoğun katılmalar var. İyi Parti'den 150 vatandaşımız istifa etti. Kızıltepe'de, Mardin'de Vatan Partisi'ne katıldı. Diyarbakır'da HDP'li gençler Vatan Partisi'ne katıldı. Bir kısmı da işte bizim o çağrımız nedeniyle geldi, katıldı. Ben dedi işte o İsrail'in, Amerika'nın eline verdiği silah verdiği gençlerden biriyim. Ve yalnız ben değil. Birçok arkadaşım, birçok tanıdığım insan sizin o çağrınızdan çok büyük bir umut duydu ve biz silahlarımızı atıyoruz ve Vatan Partisi'ne katılıyoruz. Türkiye'nin birliğine, barışına, huzuruna, kardeşliğine katılıyoruz. Şimdi böyle bir cereyan yarattı Vatan Partisi. Çok önemli. Dolayısıyla şunu da söyleyebilirim. Emniyet kuvvetleri, Türkiye'nin diğer güvenlik kuvvetleri, askeri kuvvetleri falan da Vatan Partisi'nin bu tavrını çok yerinde, olumlu ve kritik bir zamanda
isabetli bir tavır olarak karşıladı ve kutladı bizi. Zaten benim o çağrılarımdan sonra Türk Silahlı Kuvvetleri'nin de Hakkari Dağları'nda teslim olun bildirileri dağıtmaları, PKK'lı teröristlerin geçtiği yollara o beyannameleri kahveler dolu, kafeler bilmem neler dolu. İşte baba parasıyla, ana parasıyla bilmem ne kahvelerde gençlerimiz işsiz oturuyor. Bu söyleniyor. Hatta rakamlar veriliyor. Bu diyorlar Pervari gibi 6-7 bin nüfuslu yerde işte en son dün bulunduğumuz. O kadar çok kahve, o kadar çok kafe bilmem ne var ki orada boş boş gençlerimiz oturuyor. Burada hayvan ürünlerini işleyeceğimiz, süt ürünlerimizi, yünümüzü işleyeceğimiz fabrikalar açabiliriz. Yem fabrikaları açabiliriz. Gübre fabrikaları açabiliriz. Tarıma yatırım yapabiliriz. Milyonlarca baş hayvanın otlayabileceği araziler var orada. Dağlar var, otlaklar var, meralar var. Oralar bu terörden sonra ıssız kalmış. Şimdi tekrardan bir canlanan bir üretim var. Biz bunu istiyoruz, bu imkanları istiyoruz. Yoksa tekrar PKK'yı getirip başımıza bela etmesini kimsenin istemiyoruz ve biz bunun için ölmedik. Bunun için şehit vermedik. Bakın biz genellikle yalnız askerlerimizin şehit olması, polisimizin şehit olması üzerinde duruyoruz. Ama o bölge halkı da yüzlerce şehit verdi. Yalnız Pervari için söylüyorum. Diyarbakır halkı, Mardin halkı, Urfa halkı, Van halkı, Bitlis halkı, Bingöl halkı, Hakkari halkı, Yüksekova halkı, o bölge insanları da Ağrı halkı, Patnos halkı, Bulanık halkı, Malazgirt halkı, o bölge insanları da yöre yöre yüzlerce şehit verdi. Tekrar o dönemlere geri dönmek istemiyor ve açılımın ne anlama geldiğini biliyor. Açılım demek PKK'ya endek kazması için, mayın döşemesi için fırsat. Peki o mayına kim ayağını basacak? Buradan bu çağrılara itiraz edenlerin orada gidip mayına ayak basma ihtimalleri yok. Burada halılara ayak basar onlar bassa. Mayına ayak basanlar o çağrıların kıymetini biliyor. Buyurun. Efendim bir açıklama da CHP'den geldi. İyi bir açıklama. Biraz önce mecliste CHP'li Mehmet Bekeroğlu'nun bir açıklaması oldu bu konu üzerinden. AK Parti'nin HDP ile görüşmesi. HDP Kürt meselesi dağda değil de Ankara'da çözülsün yönteminin temsilcisidir. HDP'yi kapatmak insanlara dağa gidin demektir. Görüşlerini savundu. CHP'den gelen bu açıklamayı nasıl... Vallahi bu CHP HDP'yi ve PKK'yı bu kadar savunabilir ancak. PKK'yı bitiren Mehmetçiğin süngüsüdür. Polisimizin elindeki tabancadır, silahtır, tüfektir. Köy korucumuzun elindeki tüfektir PKK'yı bitiren. PKK ancak silahla bitirilir. PKK Ankara'da gevezelik yapılarak, meclis kürsülerinden PKK lehine konuşmalar yaparak bitirilmez, büyütülür. CHP sözcüleri PKK'yı büyütmenin sözcüsü. Tabii bütün telaşları nedir? Türk Silahlı Kuvvetleri, Türk Polisi, Köy Korucusu PKK'yı bitiriyor. Bunu nasıl önleyecekler? Diyecekler ki PKK silahla bitirilmez. Başka neyle bitirilir? PKK masada oturup onunla hasbihal ederek, görüşmeler yaparak, özellikle mi bitirilir CHP kurultayında alınan özellik kararlarıyla mı bitirilir? CHP o özellik kararlarıyla hatırladığıma göre 2017 Aralık kurultayıydı. Resmen 1200 delegesinin oy birliğiyle özellik kararı aldı. O kararlarla PKK bitirilir mi? O kararlarla PKK beslenir. Kayyumlar yerine
belediyeleri PKK'ya vererek, CHP kayyumlara da karşı çıkıyor, belediyeleri PKK'ya vererek PKK büyütülür. CHP bu politikanın temsilcisi. Onun için şimdi ferahat halinde. Sayın Genel Başkan. Buyurun. Açıklamanızda NATO'nun doğuya genişlemesine ilişkin de bir başlık vardı bir kısmında. Sorun bununla ilgili olacak. İsviçre Başbakanı Türkiye'deydi, Ankara'daydı. Sayın Cumhurbaşkanı'yla da görüştüler. Özellikle terör örgütlerine destek konusunda verdikleri taahhütleri yerine getirdiklerini ve NATO'ya alınmalarına ilişkin Türkiye'nin de artık taahhütünü yerine getirmesini talep ettiler. Peki NATO'ya üye olmaları durumunda durum değişirse ve teröre verdikleri destek FETÖ ve PKK üzerinden devam ederse Türkiye'nin tutumu ne olmalıdır? Devam ederse diye bir şey yok Yakup Bey. İsveç'in ve Batı ülkelerinin, Amerikan emperyalizminin kontrolündeki ülkelerin PKK'yı destek politikası değişmez. Onlar NATO, NATO'nun yeraltı örgütü Gladio, işte gördük. PKK ile beraberdi. 2016-15-16 Temmuz gecesi Yurtta Sulh Konseyi diye yayınladıkları bildirinin özü neydi? Yurtta Sulh adı altında PKK'yı tekrar yasallaştırmak. Ondan sonra işte açılım vesaire falan. O nedenle İsveç'in o politikadan vazgeçmesi mümkün değil. Amerika'nın da o politikadan vazgeçmesi mümkün değil. NATO ülkeleri, Batı ülkeleri PKK'nın arkasındadır. En başta da İsrail. NATO'nun belki resmi üyesi değil İsrail ama sonuç itibariyle büyük Orta Doğu'da Amerika Birleşik Devletleri'nin en yakını olan ülke İsrail. Zaten PKK'nın arkasındaki ve sözüm ona Kürdistan planının arkasındaki en önemli güç İsrail. Onun için ikinci İsrail diyoruz biz sözde Kürdistan'a. Onun için bu politikalardan vazgeçmeleri mümkün değil. Ama onlar bu politikalardan vazgeçirilir. Nasıl vazgeçirilir? Türkiye kararlı olarak PKK'yı bugün yaptığı gibi bitirir ve Kürt halkı da Güneydoğumuzda olsun, Türkiye'nin her yerinde olsun bu kararlılığı destekliyor. Yani bir Batı'nın falan filan ateşe sürdüğü, aldattığı bir avuç insana bakmayalım. Halk huzur ve barış istiyor. Dolayısıyla Mehmetçiğin yanındadır. Mehmetçiğin huzur getirdiğini görüyor. Mehmetçik varsa otluğa hayvanını çıkarabiliyor. Mehmetçik varsa gübresini atabiliyor tarlasına. Mehmetçiğin getirdiği huzur içinde hayatını sürdürebiliyor ve Mehmetçiğin getirdiği huzur sayesinde kaybettiği evladını tekrar kucaklayabiliyor. Diyarbakır analarının çocukları dönüyorlar. Bunu onun gibi, o örnekte gördüğümüz gibi. Onun için Mehmetçik'te güven buluyor ve güven görüyor bölge halkı. O bakımdan İsveç'in bundan vazgeçeceği falan filan böyle bir ihtimal yok. Başka soru var mı arkadaşlar? Buyurun Aykut Bey. Efendim, herkes Sayın Devlet Bahçeli'nin AK Parti hedefle görüşmesiyle ilgili eleştiriler yapacağını bekliyordu. Fakat Bahçeli'nin Cumhur toplantısında bu meseleyi olağan karşıladı. Ve geçiştiren açıklamalar yaptı. Bahçeli'nin tavrını nasıl değerlendiriyor? Sayın Bahçeli ve Milliyetçi Hareket Partisi yaşadığımız süreçte Türkiye'nin birliği, bütünlüğü, bağımsızlığı konusunda ve PKK'nın temizlenmesi, FETÖ'nün temizlenmesi konusunda kararlı, tutarlı siyasetler izliyor. Onun için onları eleştiren bir ifadeyi kullanmak hiçbir şekilde istemiyorum. Ama burada belki bir Cumhur İttifakı dayanışmasının gereği olarak Sayın Bahçeli o tür açıklamalarda bulundu. Ama PKK ile HDP ile birlikte anayasa yapılmayacağını herhalde Sayın Bahçeli de hepimiz kadar çok iyi biliyor. Biliyordur ve bu süreçte o tutumundan da, yani doğru olan tutumundan da vazgeçmesine hiçbir ihtimal vermiyorum. Peki basın toplantımızı o zaman tekrar o vurguyla bitirelim. Anayasa yıkıcılarıyla anayasa yapılmaz. Anayasa yıkıcılarıyla olsa olsa anayasa ve Türkiye'nin kamu düzeni, beraberliği, bütünlüğü, kardeşliği yıkılır. Ona da kimse
yeltenmesin ve bunu başarmalarına en küçük bir ihtimal yoktur. Hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Değerli basın mensuplarınız ve büyük Türk milleti. Evet, Vatan Partisi Genel Başkanı Doktor Doğu Perinçek bir basın açıklaması yaptı. AK Parti heyetinin HDP'yi ziyareti siyasetin gündeminde en önemli konuların başında geliyor. Tartışmaları da beraberine getirdi. Sayın Bahçeli'nin bu ziyaretle ilgili açıklamaları da vardı. Sayın Perinçek bu açıklamaların hepsine, bu temasların hepsine bir açıklama yapmış oldu. Altılı masayla anayasa yapılmaz, anayasa yıkılır. Atlantik sisteminin masada anayasa yapmayı Türk milleti kabul etmez dedi. Atlantik sistemi bitiyor, dolar saltanatı çöküyor. Amerika iç savaşa gidiyor dedi Sayın Perinçek. Atlantik sistemi içinde hiçbir sorun çözülmez. AK Parti'nin HDP ziyareti Güneydoğu'da nasıl okundu diye sorulduğunda da Güneydoğu'da endişenin içinde olduğunu söyledi. Halkın ve Bahçeli'nin ziyareti. MHP Genel Başkanı bu ziyaretle ilgili açıklamalarda bulunmuştu. Dün grup toplantısında da düzeltiyorum. Doğru bir adım olduğunu değerlendirmişti. Sayın Perinçek de PKK ile anayasa yapılmayacağını Sayın Bahçeli de biliyor dedi. Bu açıklamaların üzerine biz de saatler 14'ü gösterdiğinde Vatan Partisi Genel Başkan Yardımcısı Sayın Serdar Üsküplü ve hukukçu Avukat Erdem Cömert de bu konuları masaya yatıracağız belirtelim. Şimdi haberlerimizde kaldığımız yerden devam ediyoruz. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in ülkesinden sınır dışı ettiği FETÖ'cüye terör destekçisi İsveç sahip çıktı. FETÖ'nün Rusya'daki okullarının kapatıldığı dönemde örgütün Rusya imamı olan Mustafa Kemal Şirin Stockholm'de görüntülendi. Örgütün en karanlık isimlerinden olan Şirin halen FETÖ'nün aktif İsveç ülkesi sorumluluğunu yürütüyor. Bakalım. Ulusal güvenliğe tehdit gerekçesiyle Rusya'dan sınır dışı edilen FETÖ'cü Mustafa Kemal Şirin'e terör destekçisi İsveç kucak açtı. Sabah gazetesi İsveç'ten iadesi istenen firari FETÖ'cü Mustafa Kemal Şirin'i Stockholm'da görüntüledi. Örgütün en karanlık isimlerinden olan Şirin, FETÖ elebaşının da tercihi olan krem rengi pardesüsü ve spor şapkasıyla kameralara yansıdı. Halen FETÖ'nün aktif İsveç ülke sorumluluğunu yürüten Şirin, FETÖ'nün Rusya'daki okullarının kapatıldığı dönemde örgütün Rusya imamıydı. Rusya Başkan Vekili olarak görev yapan Vladimir Putin tarafından imzalanan bir kararla 2003 yılında ulusal güvenliğe tehdit gerekçesiyle Rusya'dan kovulmuştu. Rusya Federal Güvenlik Servisi Başkanı Nikolay Patrushev'in emriyle Rusya Eğitim Bakanlığı kapsamlı bir soruşturma başlattı. Rus yasalarını çiğnediği gerekçesiyle Şirin'in Rusya'ya girişi 5 yıl yasaklandı. Şirin'in sorumluluğundaki 16'ya yakın FETÖ okulu da Moskova'nın yeni güvenlik konseptini uygulamaya koyduğu 2001 yılından bu yana ABD lehine ajanlık suçlamalarıyla kapatıldı. FETÖ okullarında çalışan 50'ye yakın öğretmen de sınır dışı edildi. Rusya'ya girişi tamamen yasaklanan ve aynı zamanda Rusya'da faaliyet yürüten Tolerans Vakfı Başkanı olan Mustafa Kemal Şirin, Rusya'ya yönelik istihbarat ve casusluk faaliyetlerini Pensilvanya'da gerçekleştirilen Şura kararıyla İskandinavya imamı olarak İsveç'e yerleşti. Şirin, İsveç'in önemli üst düzey siyasetçilerine yönelik tüm lobi faaliyetlerini PKK terör örgütünün sorumlularıyla birlikte gizlice yürütüyor. Şirin, FETÖ'nün İsveç örgütlenmesinin temelini 2011 yılında atarak FETÖ'nün İskandinavya ülkeleri arasında merkez üstlerinden biri haline getirdi. İsveç ülkesinde terör örgütünün tüm paravan operasyonlarını sözde kar amacı gütmeyen bu sivil toplum kuruluşu üzerinden yürüttü. Adalet Bakanlığı'nın isteğiyle Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından Şirin'in tüm mal varlığına yönelik dondurma kararı alınmış ve bu karar 24 Aralık 2021 tarihinde resmi gazetesinde yayımlanmıştı. FETÖ İsveç imamı Şirin'in geçmiş dönemde örgütün Kolombiya imamlığı ve Rusya imamlığı da bulunuyor. Şirin ayrıca FETÖ'nün Belçika yapılanması tarafından 2 Eylül 2021 tarihinde kurulan Avrupa Popülizm Araştırmaları Merkezi isimli düşünce kuruluşunun kurucuları arasında yer alıyor. Mustafa Kemal Şirin, Türkiye Cumhuriyeti'nin resmi olarak İsveç makamlarından istediği 11 azılı Fethullahçı'nın iadesini engellemeye yönelik İsveç resmi makamlarıyla temasları yürüten isim.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu resmi temaslarda bulunmak üzere Kırgızistan'a gitti. Mevkidaşı olan Niyaz Bekoğlu'yla bir araya gelen Bakan Soylu, Kırgızistan'ın FETÖ konusunda ortaya koyduğu iradeyi takdir ediyorum ifadelerini kullandı. Kırgızistan'da, başkentte, Bişkek'te sizlerle bir kez daha görüşmekten büyük bir onur duyuyorum. Kardeşliğin bütün samimiyetini ve gereklerini ortaya koyuyorsunuz. Bu önemli günde, yani ata babaları anma gününde burada olmaktan da başka bir onur duyuyorum. Ve bilhassa bir gecede şehit edilen 136 Kırgız büyüğümüzü rahmetle anıyor. Hatıralarını yaşatmayı da bir vazife olarak biliyorum. Ve yine daha önce konuştuğumuz Tacikistan'da sınırda yaşanan çatışmaların da nihayete ermesinden büyük bir memnuniyet duyduk. FETÖ konusunda tabii ortaya koyduğunuz iradeyi takdir ediyoruz, tebrik ediyoruz. Kardeş olarak da teşekkür ediyoruz. Efendim, Vatan Partisi Genel Sekreteri Özgür Bursalı İngiltere'de parti üyeleriyle buluştu. Bursalı sıcak para komisyoncularıyla Londra'da görüşen CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na da tepki gösterdi. Sıcak para komisyoncularının, faizcilerin, tarikat rantçılarının sisteminin bittiğini vurgulayan Bursalı, Türkiye'de ölmüş bitmiş sistemi yeniden mezarından kaldıramaz dedi. Türkiye'de sıcak para komisyoncularının, faizcilerin, tarikat rantçılarının sistemi bitti. Vatan Partisi Türkiye'nin yönetiminde anahtar görev üstlenmeye hazırlanıyor. Vatan Partisi Genel Sekreteri Özgür Bursalı İngiltere'de parti üyeleriyle bir araya geldi. Kılıçdaroğlu dünyanın neresine girerse gitsin, Londra'ya bir değil 10 kere gelsin, o Türkiye'de ölmüş, bitmiş, Türk milletinin ayaklarının altına aldığı borçlanma sistemini yeniden mezarından kaldırıp ayağa kaldıramaz. Sıcak para komisyoncularıyla Londra'da görüşerek fon ayarlayan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na da tepki gösterdi. O bakımdan biz de Kılıçdaroğlu'na İngiltere'den, Londra'dan meydan okuyoruz. Türkiye'de genel başkanlığı bırakıp sıcak para komisyoncularının çantacılığına soyunuyorsa ve böyle iktidar olacağını düşünüyorsa hayaller içindedir. Türkiye'de sıcak paracıların, sıcak para komisyoncularının devri bitmiştir. Türkiye'de üretenler iktidar olacak, üretim devrimini savunanlar iktidar olacak. O borçlanma ekonomisi artık Türkiye'de son bulmuştur. O yüzden Kılıçdaroğlu Londra'dan da eli boş dönecektir. Buradaki finans çetelerinin, tepecilerinin Türkiye'de artık sözünün geçmediği bir döneme girdik. Sıcak para komisyonculuğuyla iktidar olamayacağını söyleyen Bursalı, üreticilerin milli hükümetinin kurulacağını kaydetti. Buradan da Kılıçdaroğlu'na da bir kez daha ilan ediyoruz. Sıcak para komisyonculuğuyla, onların çantacılıklarını yaparak Türkiye'de iktidar olamazsınız. Türkiye'de Vatan Partisi'nin üretim devrimi programıyla sanayisi, işçisi, çiftçisi omuz omuza üretenlerin, üreticilerin milli hükümetini kuracaktır. Türk halkının sistemin dışına çıktığına işaret eden Bursalı, Vatan Partisi'nin bağımsız kurumuna dikkat çekti. Türk halkı sistemin dışına çıkmaya başladı ve devrimcileşiyor. Bu çok yeni bir olay. İşte ortada %50'ye yakın, işte en son %47'ye çıktı anketlerde. Hiçbiri diyor. Yani ne Cumhur İttifakı ne Millet İttifakı. Vatan Partisi Türkiye'de solun çemberini kırdı. Yani hep %10, 15, 20 etrafında Vatan Partisi bugün toplumun %100'üyle kucaklaşan bir hale geldi. Partisinin programını anlatan Bursalı, PKK ve FETÖ'ye yönelik mücadeleyle ilgili de konuştu. Bir Türkiye gemisi var, bir de Biden'ın, Amerika'nın gemisi var. Biz Türkiye gemisindeyiz. Çünkü bu tarafta FETÖ ve PKK'da var. Yani Vatan Partisi'nin hiçbir kuvvet FETÖ ve PKK'yla yan yana getiremez. Ha, biz Türkiye gemisindeyiz ama AK Parti ve MHP'den farklıyız ve bağımsızız. Onlar zaten bir Cumhur İttifakı. Ama bizim partimiz Cumhur İttifakı'nın bir bileşeni değil. Çünkü biz bağımsız bir partiyiz, bizim bir programımız var, stratejimiz var. Siyasetlerimiz var. Biz Atatürk devrimini tamamlama mücadelesine kendimizi vakfetmişiz. Efendim, İzmir'deki büyük aile buluşması yabancı devletlerden fonlanan kesimleri tedirgin etti. LGBT propagandası yapan kesimlerin dijital zorbalığı ailelerin yaktığı ateşi söndürmeye de yetmedi. Büyük aile platformları Anadolu'ya da yayılmaya başladı. Trabzon Aile Dayanışma Platformu da henüz vakit varken ailene sahip çık yürüyüşü düzenledi. Bu sesi aile eylesin.
İzmir Büyük Aile Platformu Başkanı Avukat Nuri Kadan, biz bir çoban ateşi yaktık, bu ateş Anadolu'ya yayılıyor dedi. İzmir'den bir ateş yakıldı. Bu bir çoban ateşi diye düşünüyorum ben. Ve tüm Anadolu'ya yayılmaya başladı. Ki daha önce işte Trabzon'da da bizim bu yürüyüşten sonra bir aile buluşması yapıldığını öğrendik. Sanıyorum bundan sonra başka illerde de bu aile buluşmaları yapılacaktır. İzmir'de 6 Kasım günü yapılan büyük aile buluşmasının yankıları sürüyor. Platform Başkanı Avukat Kadan, nefret mitingi yakıştırmasına da yanıt verdi. Foncuları korku saldı dedi. Foncular, yani bu LGBT ideolojisini, propagandasını yayan o foncular, o foncu örgütler işte böyle bir söylemle ortaya çıkıyorlar. Ama kesinlikle bir gerçeklik payı yok. Hiçbir ayrımcılık, hiçbir nefret söylemi zaten o buluşmada yoktu. Bir tane bile bulamazlar. Tabii onlar çok korktular şu an. Neden korktular? Karşıda çünkü bir birliktelik görüyorlar. Nefret yürüyüşü iddialarına bir tepki de Katip Çelebi Üniversitesi Rektörü Profesör Saffet Köse'den geldi. Köse konuşmaların hepsi canlı yayınlandı. Hiçbir şey gizli değildi ifadelerini kullandı. Onların ne düşündüğünden ziyade bu toplantının neyi ifade ettiği önemli. Konuşmaların hepsi canlı yayınlandı. Hiçbir şey gizli değildi. Konuda aile. Ailede nefret söylemi ne kadar olabilir ki? Sivil toplum durduğu noktayı deklare etti. Bundan ileri gidemezsiniz. İzmir Büyük Aile Platformu Başkanı Avukat Nuri Kadan, LGBT dayatmasına karşı çalışmalara devam edeceklerini söyledi. Bizim şimdi bundan sonraki sürecimizde yapacağımız şeyler, bir takım sempozyumlar, konferanslar vererek, eğitimler vererek hem bu farkındalığı ve bilinci yaymak hem de yasal düzenlemenin zeminini oluşturmak üzere bir takım hazırlıklar içerisinde olmak. Bir reklam arası vereceğiz şimdi. Reklamların hemen ardından da iç siyaset ve dış politikadaki gelişmeleri iki konumuzda konuşacağız. Vatan Partisi Genel Başkan Yardımcısı Sayın Serdar Üsküplü ve hukukçu avukat Sayın Erdem Cömert bizlerle birlikte olacak. Bekleriz. Evet, kısa bir reklam arasının ardından yeniden sizlerle birlikteyiz. Bu kuşakta iç siyaset ve dış politikadaki gelişmeleri konuşacağız. Önemli başlıklarımız var. İki konumuzda Skype bağlantısı üzerinden bizlerle birlikte Vatan Partisi Genel Başkan Yardımcısı Sayın Serdar Üsküplü ve hukukçu avukat Sayın Erdem Cömert'le konuşacağız. Sayın Üsküplü, Sayın Cömert hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş bulduk Yeşim Hanım. İyi yayınlar diliyorum. Sağ olun, çok teşekkür ederiz. Vatan Partisi Genel Başkanı Doktor Doğu Perinçek de bir açıklama yaptı. Hemen o konunun üzerinden başlamak istiyorum. Cumhur İttifakı'nın ortak imzasıyla meclise gelmesi beklenen anayasa değişikliği ve bu süreçte AK Parti heyetinin HDP'yi ziyaret etmesi tartışmaları da beraberinde getirdi. Sayın Üsküplü, ilk yorumunuzu almak isterim. Siz bu ziyareti nasıl değerlendiriyorsunuz? Son derece yanlış, son derece hatalı, Türkiye'nin terörle mücadelesine son derece zarar veren bir ziyarettir. Bu ziyaret HDP'yi meşrulaştırmakta, HDP'yi meşru bir zemine çekmektedir. HDP'nin ne olduğunu hem değerli izleyicilerimiz hem değerli vatandaşlarımız çok iyi biliyorlar. HDP PKK'nın yan koludur. HDP PKK'nın emrinde Türkiye'yi bölme, Türkiye'nin toprak bütünlüğüne, milli birliğine, kamu düzenine ve halkın kardeşliğine karşı savaşan bir örgüttür. HDP PKK'nın meclisteki sözcüsüdür. HDP PKK'nın elidir, koludur. Dolayısıyla bugün HDP'ye yapılan ziyaret PKK'yı da meşrulaştırmaktadır. HDP'ye yapılan ziyaret PKK'ya karşı verilen kararlı mücadeleye zarar vermektedir. HDP'ye yapılan ziyaret kapatma davasına konu olan HDP'nin kapatma davasına da zarar vermektedir. Son derece hatalıdır. Bakın burada aslında tıpkı bir turnusol kağıdı gibi bir tablo önümüze çıkmakta. Bugün AK Parti, biliyorsunuz geçtiğimiz günlerde AK Parti heyeti HDP'yi ziyaret etti. Fakat Milliyetçi Hareket Partisi'nin sayın lideri Devlet Bahçeli'den de bu ziyarete destek geldi. Bu da kabul edilemez. İşte bu, o yüzden turnusol kağıdı diyoruz. Bugün Türkiye'nin en milliyetçi partisinin, Türkiye'nin PKK'ya karşı en kararlılıkla mücadeleyi savunan partisinin de Vatan Partisi olduğu bir kez daha ortaya çıkmıştır. Bu ziyarete karşı tepki gösterebilen, bu ziyarete karşı asla kabul edilemez diyen tek partidir Vatan Partisi.
Genel Başkanımız Sayın Doğu Perinçay'ın az önceki basın açıklamasını hep birlikte izledik. Şöyle söylüyor Sayın Perinçek orada, biz buna asla müsaade etmeyeceğiz, meydan okuyoruz. Bakınız, bu meydan okuma sadece HDP'ye, PKK'ya meydan okuma değil, bütün aslında Atlantik sistemine meydan okumadır. Bugün AK Parti'yi HDP'nin karşısına oturtan kuvvet Atlantik sistemidir. AK Parti Atlantik sisteminden, Batı sisteminden kararlılıkla kopmayı beceremediği için, buna cesaret edemediği için, Batı'dan kopacak bir programa sahip olmadığı için bu korkunç hatayı, elim hatayı yapmaktadır. Bugün Atlantik sistemine Türkiye'de biat etmeyen, Atlantik sistemine karşı kararlılıkla mücadele eden tek parti Vatan Partisi'dir. Bunu da bugün tekrar görmüş olduk. Peki. Çok teşekkür ederiz Sayın Üsküplü. Sayın Cömert, katılır mısınız? Sayın Bahçeli doğru ve doğal bir adım dedi. Sayın Üsküplü bu konuya da değindi. Herkes çünkü dünden beri, özellikle iki gündür Sayın Bahçeli ne açıklayacak diye bekliyordu ki Sayın Bahçeli'den de bu yönde bir açıklama geldi. Buyurun. Ya tamam, Bahçeli'nin avukatı değilim ama ben Bahçeli'nin bunu doğal gördüğünü zannetmiyorum. Yani Bahçeli'nin samimi olduğunu zannetmiyorum. Hiçbir Türk milliyetçisi, kendisine milliyetçiyim diyen herhangi bir kişi, milli duyarlılığı olan insanlar bunu doğal karşılayamazlar, olumlu karşılayamazlar. Yani bakın burada HDP ile ilgili, tamam, mecliste bu siyasi bir parti grubu ve mecliste bulunan siyasi parti gruplarının böyle önemli gelişmelerde ziyaret edilmesi de teamüller falan deniliyor. Ama mesela TOG'un açılış törenine bakalım. O törene kimler çağrılmadı ve kimler çağrıldı? Neden o zaman HDP'yi çağırmadınız, PKK ile beraber otomobil fabrikası açılışı yapmadınız? Biliyorsunuz ki milli değil. Yani orada bulunması abes. Şu anda HDP ile anayasa değişikliği konusunda görüşme yapılması, inanın çok üzülerek takip ettim. Neden? Çünkü bundan önce, yani FETÖ'lü ittifak döneminde bunlar bir anayasa yapmaya çalıştılar PKK ile beraber. Özellikle anayasanın 66. maddesini, Türk tanımını, milletin tanımını değiştirmek üzere el ele kol kola verdiler. Bu açılım sürecinde bunlar ciddi mesafe de kat etti. O dönemde Vatan Partisi ve beraberindeki vatansever, yurtsever, bilim adamları, insanlar, aydınlar, ülkenin her tarafında milli anayasa sempozyumları, konferansları verdiler ve biz bu süreci alaşağı ettik, yıktık, bitirdik. Artık Türkiye'nin bölünmesi, Türk anayasasının ortadan kaldırılması, işte darbe anayasası adı altında milli değerlerimizin, milli devletimizin yok edilmesi süreci sona erdi. Biz bu süreci hem 15 Temmuz'da hem işte Hendekler'de gömdük, yıktık, bitti. Bunlar nedir artık beklenen bu? Ne muratları var bilmiyorum. Ama bu bitmek üzere olan, yok olan, artık iflası kendileri de itiraf ediyorlar. Ve Anayasa Mahkemesi'nden de karar eli kulağında bir ölüye can verme girişimidir. Bu konuda hassas olmalıydı ki siz AKP'de Adalet Bakanı düzeyinde temsilciyle gidiyorsunuz, onu meşrulaştırıyorsunuz, güç veriyorsunuz, motive ediyorsunuz. Bitti PKK, artık buradan bir şey olmaz diye PKK'ya destek vermekten, sempatizan olmaktan, katılmaktan vazgeçen insanların kafasını bulandırıyorsunuz ve tutarlı değilsiniz. Zaten en büyük sıkıntınız da bu. Yani MHP'de, AK Parti'de, Türkiye'nin muhalefeti de hiçbir konuda tutarlı değil. Dış politikada da böyle, terörle mücadele konusunda da böyle şeyler, zikzaklar çiziyor. Burada Vatan Partisi var ilke. Yani buralarda zikzakları olmayan, doğrudan meseleyi ortaya koyabilen ve buralarda herhangi bir kafa karışıklığı yaşamayan bir siyasi parti var Allah'tan diye düşünüyorum. Evet. Hemen belirteyim, bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan saat 15'te Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde MHP Genel Başkanı Bahçeli ile bir araya gelecek. Bunu da belirtmek isterim, saatleri 15'i gösterdiğinde bu görüşme gerçekleşecek. Ne muradı var bilmiyorum dedi Sayın Cömert. Size soralım Sayın Üsküplü, ne muradı var efendim bu görüşmeyle? Ne muradı var bilemeyiz tabii, bunu AK Parti'ye sormak gerekir ama açacağı zararlar çok büyük. Öncelikle bir kapatma davası söz konusu. Artık bu kapatma davası hukukun kurallarına göre yürümüyor. Bunu da ifade etmek gerekir. Bugünkü kapatma davası ne Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'na
ne siyaset partiler kanununa göre ne de teamüllere göre yürüyor. Belli ki ABD ve AB emperyalistlerinin baskısı çevresinde yürütülen bir kapatma davası var. Dolayısıyla bu kapatma davasına büyük zarar vereceği çok açıktır. Biliyorsunuz Vatan Partisi yıllardır, geçtiğimiz 7-8 yıldır HDP kapatılsın çağrıları yaptı. HDP'nin kapatılması için bildiriler dağıttık, kampanyalar yürüttük, imza kampanyaları yürüttük. Kamuoyunda bir baskı yarattık ve HDP kapatma davasının açılmasında Vatan Partisi'nin büyük rolü vardır. Ancak bu kapatma davası artık sürüncemede bırakılmış, adeta süründürülmektedir. Bütün deliller ortadayken İş yükü hala işte, tabii şu da konuşsun, bu da konuşsun, şunu da dinleyelim diye bu davayı uzatmak belli ki ABD ve AB'ye, Avrupa Birliği'ne, oradaki Batı emperyalistlere bir mesaj vermek için yapılmakta. İşte bu davaya çok büyük bir zarar verdiği çok açıktır. Birincisi. İkincisi, bugün Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Türk Polisi, köy korucularımız PKK'ya karşı öldürücü darbeler vurmakta. PKK bugün yurt içindeki varlığını hemen hemen kaybetmiş durumda. Artık PKK hareket edemez noktaya gelmiş durumda. Bu koşullarda anayasa yapma iddiasıyla HDP ziyaretine hiçbir hukuki kılıf bulunamaz. HDP anayasa yıkıcısı bir partidir. PKK'nın sözcüsüdür, PKK'nın yan koludur ve hedefi anayasayı yıkmaktır. Anayasanın en temel maddelerine birliğini ortadan kaldırmaktır. Anayasa yıkıcısı bir partiyle, bir örgütle görüşme yapılabilir. Bunu nasıl ifade edebilirler? Eğer bu bir seçim hazırlığıysa, eğer oradan bir oy bekleniyorsa, şunu da söyleyelim: AK Parti hiçbir şekilde buradan oy da kazanamaz. HDP'yi meşrulaştırmak tam tersine HDP'ye oy taşımak demektir. Bakın, bir tarihi hatırlatma yapmak gerekir. 2015 seçimlerinde, Haziran seçimlerinde biliyorsunuz AK Parti açılım süreciyle birlikte girmişti o seçimlere. Davutoğlu AK Parti'nin başındaydı ve o süreç içerisinde HDP meşrulaştırıldı. Selahattin Demirtaş televizyonlara çıkartıldı, eline bağlama verildi, bir demokrasi kahramanı gibi gösterilmeye çalışıldı. Ve bu seçimlerle ite ite HDP meclise sokuldu, %10 barajı aşırtıldı. Bir yandan Cumhuriyet Halk Partisi'nin açık desteği, bir yandan o dönemki AK Parti'nin desteğiyle HDP meclise sokuldu. Ve AK Parti ilk kez o dönem tek başına iktidar olamaz halde koalisyon kurmak zorunda kalmıştı. Ardından PKK saldırılara tekrar başladı. Hendek savaşları başladı biliyorsunuz o dönemde. Ve bu hendek savaşlarına karşı kararlı mücadele, yani bu PKK'nın hendeklerine karşı güvenlik güçlerimizin kararlı mücadelesi, orada hükümetin doğru tavır alması, Cumhurbaşkanlığının doğru tutumu tekrar AK Parti'ye oy kazandırmıştı. Bu da bir aslında göstergedir. HDP'ye yaklaşıldığı anda HDP büyümektedir. Ben HDP'yi meşru göstereyim, onlarla dost olayım, onların oyunu alırım yaklaşımı son derece hatalıdır. Bugün HDP Güneydoğu Anadolu bölgemizde hızla kuvvet kaybetmektedir. Bakınız, geçtiğimiz 5 gün Genel Başkanımız Sayın Ethem Sancak'la, Sayın Şule Perinçek'le birlikte, parti heyetimizle birlikte orada il il gezdiler. Mardin'e gittiler, Şırnak'a, Diyarbakır'a, Pervari'ye gittiler ve oralarda Siirt'e gittiler. Halkımızın büyük ilgisiyle, büyük desteğiyle karşı karşıya kaldılar. Orada Genel Başkanımızın yaptığı çağrı çok netti. HDP kapatılacak, PKK ezilecek ve gençlere seslendi. Elinizdeki Amerikan silahlarını atın, Türkiye'nin birliği içerisinde yer alın çağrısını yaptı. İşte büyütecek olan tutum budur. O yüzden Vatan Partisi bugün Güneydoğu Anadolu bölgesinde büyümektedir. O yüzden Vatan Partisi Güneydoğu Anadolu bölgesinde bir yıldız gibi bugün parlamaktadır. Oysa HDP'yi meşrulaştıran, HDP'yi görüşülebilir bir parti kabul eden anlayışlar tam tersine HDP'ye güç taşır, kuvvet taşır. Çok büyük bir sorumluluktur. Bakınız, bu kabul edilemez, affedilemez, çok büyük bir hatadır. Sayın Cumhurbaşkanı'na da, Sayın Bahçeli'yi de derhal bu hatalarından dönmeye çağırıyoruz. HDP bugün Türkiye için bir güvenlik sorunudur. HDP'ye verilen destek Mehmetçiğe kurşun olarak dönmektedir. HDP bugün PKK'ya kadro yetiştiren, PKK'ya kadro sağlayan bir yan örgüttür, yan kurumdur. HDP ayakta kaldığı sürece gençlerimiz kandırılarak dağa götürülmekte, orada Amerikan silahlarıyla kuşatılıp Mehmetçiğimize karşı kullanılmaktadır. Bunlar bu kadar açıkken bunu iktidar partisinin bilmemesi mümkün müdür?
veya bunu Sayın Bahçeli'nin görmemesi, bilmemesi mümkün müdür? Burada amaç olsa olsa Batı'ya yaranmak olabilir. Burada amaç olsa olsa denge siyaseti adı altında Türkiye'nin en önemli, en hayati meselelerinin Batı'nın önüne sürülmesi olabilir. Bunu kabul etmiyoruz. Bu açıdan Vatan Partisi çok nettir bu konuda. HDP derhal kapatılmalıdır. PKK silahla ezilecektir ve ezilmektedir. Ve PKK da bugün PKK kandırılarak zorla veya başka yöntemlerle PKK'da Amerikan silahı altına alınan gençlerin de silahlarını bırakmaları ve Türkiye'nin birliği içerisinde yer almaları gerekir. Bugün Aydınlığın kapağını görmüşsünüzdür. Orada Türk Silahlı Kuvvetleri'nin yaptığı bir çağrı var. Gerçekleri görün, silahınızı atın çağrısı yapıyor Türk Silahlı Kuvvetleri. İşte bu çağrı kazandırıcıdır. Bu çağrı kazanır. Bu çağrı PKK'yı bitiren çağrıdır. Ama HDP'yi meşru gören çağrı tam tersine PKK'ya kuvvet taşır, PKK'yı güçlendirir. Şunun altını tekrar tekrar çizmek gerekir. Amaç ne olursa olsun, hangi küçük hesap yapılırsa yapılsın, hangi oy aritmetiğini yaparlarsa yapsınlar, buradan kaybederler. HDP ile görüşen kaybeder. AK Parti bu tavrını sürdürecek olursa kaybedecektir, kaybetmeye mahkumdur. Milliyetçi Hareket Partisi AK Parti'nin bu tavrını meşru görmeye devam ettiği sürece kaybeder, kaybetmeye mahkumdur. Bu açıdan tekrar tekrar uyarıyoruz. AK Parti ve MHP yetkililerine bu tavırlarını derhal bıraksınlar. HDP'nin, PKK'nın yan kolu olduğu hepimizin malumudur. HDP'ye buna göre tavır almak doğrudur. HDP bir siyasi parti değil, PKK'nın yan konu olarak nitelenmeli ve buna göre tavır alınmalıdır. Evet, şimdi tabii peş peşe açıklamalar da gelmeye devam ediyor. Düne de döneceğim aslında. Bir taraftan İsveç ve Finlandiya NATO üyelik süreci, Cumhurbaşkanı Erdoğan da şöyle bir açıklama yaptı basın toplantısında. Özellikle terörle mücadeleye dikkat çekti. Yani biz terörle mücadele ediyoruz. Halkımız da bizim yanımızda. Sonuna kadar bize destek veriyor. Ya önümüzde Temmuz'a kadar süre var ama Haziran'da da seçimler var dedi Sayın Erdoğan dün yaptığı basın açıklamasında. Biz halkımıza hesap vereceğiz dedi. Şimdi bu noktada bir taraftan HDP'nin kapatılma sürecini konuşuyoruz. HDP kapatılacak mı? Sayın Üsküplü'ye katılır mısınız Sayın Cömert? Ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu açıklamasıyla birlikte işte bugün HDP ile o görüşme trafiğinin siyaset dışında sokağa yansıması ne olur? Şimdi öncelikle Sayın Üsküplü şu konuda haklı, doğru söylüyor. HDP kapatma davası bizim anayasamıza göre, siyasi partiler kanununa göre, anayasa mahkemesi kuruluş, örgütlenme, çalışma usulü esaslarına ilişkin yasaya göre yürütülmüyor. Yani artık biz burada söyleye söyleye dilimizde tüy bitti. Anayasa mahkemesinin kıymetli üyelerini defalarca göreve çağırdık, görevinizi ihmal ediyorsunuz dedik. Evet. Hatta bu artık görevi kötüye kullanmaya da girmektedir dedik, söylüyoruz da her mecrada da bunu söylüyoruz. Bakın, iddianame verildi. Artık sözlü savunmalar alındı, süreler verildi, uzatma ne yapabilecekse yaptı. Artık şu anda ilgili partili temsilcinin sözlü savunması alınıp ve karara geçilmesi gerekiyor. Aylardır bekletiliyor. Anayasa Mahkemesi'nin değerli başkanı, bunu söylemekten zul duyuyorum ama söylemek zorunda bir avukat olarak, halkımıza, topluma yalan söylüyor. Anayasa Mahkemesi iş yükü fazla, iş yükü fazla olduğu için işte bu kapatma davası gibi davalarda da gecikme olduğunu söylüyor. Bu bilgi doğru değil. Çünkü Anayasa Mahkemesi'nin bireysel başvurulara genel kurul bakmıyor. İlgili bölümce karara bağlanıyor. Genel kurulda iş yükü fazlalığı yok. Şu anda Anayasa Mahkemesi'nin elinde derdest edilmiş, önüne konulmuş olan HDP'nin dışında bir parti kapatma davası da yok. O nedenle burada karar vermemesini artık hukukla, anayasayla, kanunla açıklayamıyoruz. Burada bir bekletme söz konusu. Bu bekletme bir baskıyla mı oluyor bilmiyorum, ya da Anayasa Mahkemesi üyelerinin böyle bir takdiri mi var? Seçime HDP'yi götürmeye çalışıyorlar. Onu anlıyorum yani. Bu olumlu da düşünmeye çalışıyorum. Acaba HDP hizmet yaratmak için ya da altılı masaya katılmasın diye mi, bazen böyle hep olumsuz düşünmeyerekten bazı olumlu da düşünmek istiyorum bir vatandaş olarak. Ama anlaşılıyor ki bu HDP'ye verilen şu son kıymetten bunun böyle olmadığı, HDP'yi küçültmek gibi bir niyetin olmadığı da görülüyor. Yanlış hesap yapıyorlar. Bakın, bu halk HDP'yi kim elinden tutarsa o eli yakmıştır. Kim HDP'ye yakın olursa, bakın az önce Serdar Bey anımsattı,
o seçimleri, 2015 7 Haziran seçimleri değil mi? O zaman HDP'de kol kola tutan Adalet ve Kalkınma Partisi hükümet kuramayacak konuma geldi. Ne zaman ki açılım sürecini bitirdi ve terörle mücadele başladı 1 Kasım seçimlerinde, yani çok az bir süre sonra AK Parti yeniden tek başına iktidara gelecek kadar güç kazandı. Bu bile başlı başına HDP'yle yan yana olmanın nasıl zarar vereceğini ve halktan nasıl olumsuz tepkiler olacağını bir kere şunu net söyleyeyim. Yani dost düşman herkes biliyor. Bu ülkedeki halka bidon kafalı diyorlar, göbeğini kaşıyan adam diyorlar, işte aptal diyorlar, ama bu halk öyle bir halk değil. Bu halk HDP'nin PKK'nın bir kolu olduğunu biliyor. HDP'nin bir siyasi parti olmadığını, bir terör örgütü olduğunu biliyor. Her yerde biliyor. Yani bu buna rağmen bununla yan yana görünmek, kere seçimlere giden bir dönemde siyasi açıdan talihsizliktir, güç kaybettirir. Ama bir yandan da şey hissediyoruz. Acaba bu bir yerleri tarafından zorlanıyor mu yeniden? Çünkü açılım sürecinin başlatılması, bir de tabii şunu mümkün da ekleyelim. Mümkün müdür böyle bir şey Sayın Cömert? Değil, ama böyle bir operasyon var. Neden? Bu HDP'yle görüşmeyle bir grup baronun kendilerine bölge barosu demesi. Çünkü bizim hukukumuzda ve barolar teşkilatında bölge barosu diye bir şey yoktur. En son Kars, Ardahan bölge barosu vardı. Onlardan ayrılınca her ilin ayrı barosu var. Hatta bazı illerde Ankara, İstanbul gibi birden fazla baro var. Bir Güneydoğu Anadolu bölgesindeki barolar bir araya gelmişler ve bölge barosu diyorlar kendilerine ve yeniden açılımla ilgili açıklama yaptılar. Bakın bununla beraber düşünüldüğünde, birleştirildiğinde bunun bir yandan da şeyle Türk Silahlı Kuvvetleri işte kimyasal silah kullanıyor kampanyasıyla birleştirildiğinde PKK'yı, HDP'yi güçlendirici bir operasyon içinde olduğumuzu görüyoruz. Buna karşı da bu siyasi partilerin, ülke yöneten partinin de direnemediğini de maalesef görüyoruz. Ama bu halk tarafından çok ciddi bir tepkiyle karşılaşacaktır. Çünkü şu anda iktidar partisinin ya da o Cumhur İttifakı'nın en büyük şansı altılı masanın PKK ile ittifak yapıyor olması. Ve bunu kullanıyorlar. Görüşüyorsunuz, işbirliği yapıyorsunuz, bir aradasınız diyerek zaten bu kadar ekonomik sıkıntıya, bu kadar krizlere, bu kadar sıkıntılı bir yapıya rağmen altılı masa güç kazanamıyor, muhalefet güç kazanamıyor. PKK'nın elini tuttuğu için. İşte bunlar ne yapıyorlar? Bunlar da aynı eli tutmaya diğer taraftan devam ediyorlar. İşte zaten halkın %47'si de yapılan anketler onu gösteriyor. Cumhur İttifakı'nın da, Millet İttifakı'nın da bu ülkenin dertlerine derman olamayacağı konusunda hemfikir. Bakın bu seçmen kararsız bir seçmen değil. O nedenle ben buradan herkese sesleniyorum. Yani Vatan Partisi'yi güçlendirmek gerekiyor. Burada artık bu ikisinin de kimin elini tuttuğu belli. İkisi de bakın sıcak para peşinde, yok Amerikan doları mı, İngiliz sterlini mi, nereden ne gelecek? Bunun peşinde Türkiye'nin sorunlarını çözecek programları yok. PKK'ya karşı samimi değiller. Yani Devlet Bahçeli, sen CHP görüştüğü zaman PKK'yla, HDP'yle verdiğin tepkiyi AKP görüşüne niye veremiyorsun? Bu nasıl bir ikiyüzlülüktür? Ya da bu görüntüler çıkar işte sosyal medyada falan parçalaşıyor. Yüzün kızarmıyor mu? Utanmıyor musun? Yani iktidar partisi anayasayı başörtüsü sokacağım diye ya da başörtüsü ile ilgili, çünkü anayasada öyle bir yasak da yok. Yani kılık kıyafeti ya da başörtüsünü engelleyen bir değişikliğe de anayasamız ihtiyacı yok. Ama bunu seçime bari şey yapacaksın, anlaşıldı, tahvil edeceksin. Burada PKK ile bu konunun ne alakası var? Yani başörtülü meselesiyle PKK'yı güçlendirmenin nasıl bir mantalitesi var? Burada çöken, kendi içinde artık tutarlılığını yitirmiş, ülke yönetemeyen bir iktidarla yine çöken kuvvetlerle ittifak yapan bir muhalefet söz konusu. Buradan ben Vatan Partisi'ni sıyrılarak bizi bu belaların hepsinden kurtarmasını temenni ediyorum. Peki, çok teşekkür ederim Sayın Cömert. Yeniden bir açılım gündeme gelebilir mi? Bir operasyon olabilir mi Sayın Üsküplü? Katılır mısınız Sayın Cömert'e? CHP cephesinden gelen açıklamada şöyle ilk son açıklama Mehmet Bekeroğlu dedi ki HDP Kürt meselesinin dağı da değil Ankara'da çözümün adresidir dedi. Selahattin Demirtaş'tan da şöyle bir açıklama gelmişti siz biraz önce Selahattin Demirtaş demişken. Ya AKP'yi HDP üzerinden yıpratmayı bırakın diyor muhalefete. Bir an önce daha çok hızlı bir şekilde görüşün muhalefet liderleri HDP ile. Buyurun. Mümkün değil. Bugün Türkiye'nin çözüm sürecine, işte yok açılım sürecine tekrar geri dönmesi mümkün değildir. Bunun altını çizelim. Mümkün değildir. Bunu ne AK Parti hükümeti yapabilir,
ne Millet İttifakı, eğer onların iktidar olması mümkün değil ama iktidar olacak olsalar bile parazi olarak konuşuyoruz, onların da yapması mümkün değildir. Türkiye bu tabloyu geride bıraktı artık. 2014 öncesi döneme aittir o tablo. 2010 yılında başladı biliyorsunuz açılım süreci. 2010 yılında Amerika'nın büyük baskısıyla birlikte başlamış oldu. 2010 ile 2014 arasını hatırlayalım. 2010 ile 2014 arasında PKK Türkiye'nin Güneydoğu Anadolu bölgesini adeta bir silah deposu haline getirdi. Evet. PKK belediyeleri, PKK'nın yönettiği belediyeler yolların 5 metre, 8 metre altına bombalar döşedi. O bombalar döşenirken belediyenin araçları, gereçleri kullanıldı. Belediye araç gereçleriyle PKK'nın silahları taşındı. Bunların hepsi iddianamelerde var, yazılıyor, bildiğimiz şeyler bunlar. Türk Silahlı Kuvvetlerimizin PKK'ya karşı mücadelesi engellendi. O dönemde Türk Silahlı Kuvvetleri'nin yönetimi, liderliği Ergenekon tertibi altında bileğinde zincir vardı. Silivri zindanlarındaydı, balyoz tertipleri yapılmıştı. Ancak bununla yapılabildi açılım süreci. Yani Türk Silahlı Kuvvetleri hapse atılarak, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin bileğine zincir takılarak Türkiye açılım sürecine getirilebildi. Bugün artık Türk Silahlı Kuvvetleri'nin bileğinde zincir yok. Bugün Türkiye'nin güvenlik kuvvetleri PKK'ya karşı kararlılıkla mücadele ediyor. Eğer bugün biri tekrar ben açılımı getireceğim diyorsa Türkiye'ye, o zaman tekrar Türk Silahlı Kuvvetleri'ni hapsetmesi gerekir. Vatan Partisi'ni tekrar hapsetmesi gerekir. Ancak böyle, yani Türkiye devleti ne diz çökertilerek ancak Türkiye'de açılım süreci tekrar başlayabilir. Buna hiç kimsenin gücü yetmez. Bunu tekrar tekrar söyleyelim. Bugün Türk milletine, Türk ordusuna diz çökertmeye hiçbir iktidarın gücü yetmez. Amerika'nın da bunu gücü yetmez. Ama ne olur? Açılım sürecine tekrar döneceğim diğer iktidarlar alaşağı olurlar. Kaybederler ve yerlerine bir milli hükümet kurulur. İşte Vatan Partisi o milli hükümetin merkezinde yer alacak olan partidir. Bugünler çok önemli günler. Bu yaşadığımız süreç çok önemli bir süreç. Bütün milletimize bir gerçeği tekrar gösteriyor. Bakınız, bugün böyle hayati bir şey olur ki iktidar partisi HDP'yi meşrulaştırmak üzere, HDP ile anayasa tartışmaları, toplantıları yapmak üzere otururken masaya sadece Vatan Partisi karşı çıkmıştır. Vatan Partisi dışında buna karşı çıkan tek bir parti yoktur. Biden ittifakı, CHP ve İyi Parti, onlar zaten HDP ile ittifak içinde oldukları için, zaten altılı masa dedikleri masanın aslında yedinci ortağı HDP olduğu için, o zemin HDP üzerine kurulduğu için onların laf etmesi beklenemez. Ancak Türkiye'de ben milliyetçiyim diyen, ülkücüyüm diyen bir takım partilerin de burada sessiz durması, ayrıca Sayın Devlet Bahçeli'nin, Sayın Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı'nın da normal demesi, buna destek olması, Türkiye'de çok önemli bir gerçeğin altını tekrar tekrar çizmekte, çok önemli bir gerçeği göstermektedir. Türkiye'nin milliyetçi partisi Vatan Partisi'dir. Türkiye'nin anti-emperyalist partisi Vatan Partisi'dir. Türkiye'de terörü bitirecek olan, PKK'ya silah bıraktıracak olan parti Vatan Partisi'dir. Bundan sonra ben açılım yapıyorum diyen partiler iktidarda kalamaz, iktidar olamaz hiçbir şekilde. Fakat ben bu açılıma izin vermeyeceğim diyen parti iktidar olur. Milletimiz gerçeklerin farkındadır. Milletimiz HDP'nin ne olduğunu da bilmekte, PKK'nın HDP'yi nasıl yönettiğini de çok iyi bilmektedir. Burada bir laf oyunu olduğunu görüyoruz. Bakın, Cumhuriyet Halk Partisi bu laf oyununu çok iyi yapmakta. HDP farklı, PKK farklı diyorlar. Oysa HDP'den asla böyle bir açıklama duyamazsınız. HDP hiçbir zaman PKK'nın dışında bir örgüt olduğunu söylemez, kabul etmez biliyorsunuz. Ve HDP'nin toplantılarında, kongrelerinde PKK bayrağı açıldığını, PKK marşlarının söylendiğini, yine Abdullah Öcalan'a özgürlük çağrılarının HDP içerisinden defalarca yapıldığını çok iyi biliyoruz. Bunu milletimiz de biliyor, yargı organlarımız da, güvenlik kuvvetlerimiz de biliyor. Bugün HDP ile masaya oturan ancak ve ancak HDP'nin yenilgisini paylaşır. Bugün HDP'yi meşrulaştırmaya çalışan ancak ve ancak kaybeder. Dolayısıyla önümüzde açılım diye bir gerçek yok Türkiye'nin önünde. Ama şöyle bir gerçek var. Açılımı savunan partiler yok olup gidecekler, eriyecekler. Ama bu açılıma karşı çıkan, PKK'nın ezilmesi gerektiğini savunan, Türkiye'nin birliğini savunan Vatan Partisi'nin de iktidara geldiğini önümüzdeki süreçte göreceğiz. Peki.
Bir diğer başlığa geçmek istiyorum izninizle. İsveç ve Finlandiya NATO üyelik sürecini konuşmaya başlamıştık. Rusya-Ukrayna krizi sonrası İsveç Başbakanı Kristersson Türkiye'ye geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'la bir görüşme. Türkiye'nin kırmızı çizgisi terör, terörle mücadele. Der ki işte o imzalanan Madrid muhtırası tüm sözleşmeleri, tüm anlaşma başlıklarını yerine getireceğiz diyor. Sayın Cömert, hangi somut adımlar atacak İsveç? İsveç hangi somut adımı atarsa atsın, hatta gitsin İsveç hükümeti Amerika'ya, Pensilvanya'ya, Fethullah Gülen'i yakalasın, getirsin. Yine de İsveç NATO'ya üye olmasında konusunda Türkiye oy vermemelidir. NATO'yu genişletmek demek Türkiye'ye düşman kazandırmak demektir. Türkiye dünya daha doğrusu NATO ile savaşıyor. NATO dünyanın başına olmuş bir beladır. Biz de maalesef bunun içine sokulduk. Onun ileri bir karakolu olarak, silah deposu olarak, askeri olarak görev aldık. Türkiye'deki sağ iktidarlar yıllarca bizi bu konuma soktular. Ama biz artık S-400'leri alarak, milli silah sanayimizi oluşturarak, artık terörle mücadelede kendi kararlarımızı kendimiz vererek, bölgede Suriye'ye, Elbap'ta, Afrin'de operasyonlar düzenleyerek biz NATO'dan çıktık Yeşim Hanım. Türkiye şu anda fiilen NATO üyesi değildir. Hatta NATO'yla da silah siyaha karşıdır. Bakın Amerikan üsleri, NATO üsleri şu anda Türkiye'ye karşı Yunanistan'da, Bulgaristan'da oluşturulmaktadır. Şu anda Türkiye NATO'yla düşmandır. NATO Rusya ile savaşmakta, dünya ile savaşmakta, ezilen ülkelerle, yükselen Asya ile savaşmaktadır. Bizim yerimiz de burada olması gerektiği gibi Şanghay İşbirliği Örgütü'nden yanadır. İran'la, Suriye ile, Irak'la, Rusya'yla ittifaklar yapmaktadır. Yani bizim böyle işte şu terörist isim veriyor bile. Yani şunu bana getirirsen iyi olur. Bu verirsen biz de meclisten bunu geçiririz falan gibi pazarlıkların doğru olmadığını düşünüyorum. Cumhurbaşkanı ve Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri ki burada artık karar milli mecliste çünkü millet arası antlaşma Cumhurbaşkanı imzaladı. Ama antlaşmanın yürürlüğe girebilmesi için meclis tarafından bir kanunla uygun bulunması gerekiyor. Milletvekilleri görsünler. Dünya değişiyor. Yani 10 yıllık neredeyse Batı uygarlığı çöküyor gidiyor. Yerine bir Avrasya yükseliyor. Türkiye burada evet Türkiye yıldız burada. Öncü ülkesi ve dünyanın en iyi ülkelerinden, en iyi ekonomilerinden biri olacak bu gidişatın sonunda. Böyle bir fırsat kaçırılabilir mi? Batı'da ne uygarmış Sayın Cömert? Ne uygarmış Batı'da? Uygarlıklar bitmedi. Maske savaşlarını bile biz korsan savaşları gördük Covid döneminde. Yani, aynen öyle. Buna bile çare bulamadı. Belki de o yarattı. Bilmiyoruz da. Yani her şeyden şüpheleniyorum. Çünkü çöktükçe çirkinleşiyor. Çünkü ekonomileri battıkça saldırganlaşıyor. Pisleşiyor. Çirkefleşiyor emperyalizm. Burada Türkiye'nin böyle bir pazarlığa bile girmesi anlamsızdır. Hiçbir şekilde Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin kıymetli milletvekilleri buna izin vermeyecektir. Cumhurbaşkanı evet dese de izin vermeyecektir. Bu bizim gibi ülkelerin boğulması, daha fazla acı çekmesi, daha fazla bizim ülkelerde savaşların, karışıklıkların, kaosların olmasına destek olmak anlamına gelir. Yani bunun böyle 3-5 tane terörist pazarlığıyla yapılmasını ben çok anlamlı bulmuyorum. Peki Sayın Üsküplü, Türkiye'ye izin verir mi NATO'ya girmesine? NATO'nun kuşatma politikaları haliyle Sayın Cömert de öyle bir kısaca bir değindi. Buyurun. Öncelikle şunu görelim. NATO'nun büyümesi Türkiye'ye karşı düşmanın büyümesidir. Çünkü bugün NATO Rusya'yı kuşatan bir kuvvet ama aynı zamanda Türkiye'yi kuşatan bir kuvvet konumunda. Türkiye bugün 1952 yılından beri NATO'ya resmen üye olmuş olsa da NATO'nun düşman olarak gördüğü ülkelerden biridir. Biliyorsunuz NATO geçtiğimiz günlerde, geçtiğimiz aylarda bir konsept belgesi hazırladı. Bu stratejik konsept belgesinde baş tehdit olarak Rusya'yı ele alıyor. İkinci tehdit olarak Çin'i görmekte. Fakat üçüncü bir tehdit unsuru olarak da kendi ifadesiyle otoriter devletleri göstermekte. Şimdi NATO üçüncü tehdit olarak otoriter devletleri görüyor. Peki kimdir otoriter devletler dediğimizde? Orada o belgede bir isim zikredilmemiş ama Batı'nın kaynaklarına baktığımız zaman onların da kim olduğunu çok iyi görüyoruz. Batı'nın yayın organlarına baktığımızda, strateji belgelerine baktığımızda Türkiye o otoriter devletlerden biri olarak görülmekte. İran'la beraber, Kuzey Kore ile beraber ve Macaristan'la beraber. Adım adım Türkiye
bir otoriter devlet olarak gösterilmeye çalışılmakta. Yine Türkiye'ye karşı bir psikolojik savaş yürütülüyor. Türk askeri kimyasal silah kullandı, yalanı ortaya dökülüyor. Türkiye PKK'ya karşı mücadelesinde, insanlara karşı, halka karşı silah kullanıyor ifadeleri kullanılmaya çalışılıyor. Dolayısıyla NATO Türkiye'yi düşman kabul etmedi. Böyle bir örgüt var ki karşımızda, hem de en önemli belgesinde, stratejik konsept belgesinde bizi düşman kabul ediyor. Birkaç yıl önce yaptığı, biliyorsunuz, tatbikatta Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın resmiyle Büyük Önderimiz Atatürk'ün resmini düşman kutbuna koyan bir örgütten bahsediyoruz. Tarihi boyunca 1950'den bu yana, kuruluşundan bu yana ne yapmıştır, hangi faaliyetleri yapmıştır dediğimiz zaman Sovyetler Birliği'ne ve bugün Rusya'ya karşı düşmanlığın dışında milli devletleri hedef almış, milli devletlere düşmanlık etmiş bir ülkedir. Yugoslavya'ya düşman, Afganistan'a düşman, Libya'ya düşman, Irak'a düşman bir örgütten bahsediyoruz. Şimdi bu örgüt dostumuz Rusya'yı kuşatmak üzere İsveç'i de Finlandiya'yı da içine dahil etmek üzere bir girişim yapmış. Adeta canavar ağzını biraz daha açıyor. Buradaki tehdit, en büyük tehdit bugün Türkiye'ye yapılmaktadır. NATO'nun genişlemesi önümüzdeki süreçte bir dünya savaşını tehdit eder. Dünya savaşı tehdidini büyütür. Dolayısıyla bugün NATO'nun büyümesini kabul etmek, NATO'nun genişlemesini kabul etmek, Türkiye'ye yönelik tehdidi büyütmek demektir. Bırakınız bunu pazarlık unsuru yapmayı, Sayın Cömert'in söylediği gibi, bırakınız bunu pazarlık unsuru yapmayı, hiçbir şekilde, hiçbir şartta Türkiye'nin bunu kabul etmemesi, buna karşı canla başla mücadele etmesi gerekir. Soğuk Savaş sonrasında 1989-90'larda Sovyetler Birliği'nin yıkılmasıyla beraber NATO ile Sovyetler Birliği o dönem çeşitli anlaşmalar yaptılar. NATO'nun artık büyümeyeceğini, NATO'ya yeni üye alınmayacağını taahhüt ettiler. Fakat o dönemden sonra NATO iki katından fazla büyümeye devam etti. Bugün de dünyaya bir tehdit olmaya devam ediyor. NATO'nun bugün tehdit gördüğü Rusya, bizim komşumuz, bizim dostumuz, Türkiye'nin en yakın müttefiki, Türkiye'nin en büyük ekonomik ortaklarından biri. Yine NATO'nun ikinci tehdit olarak gördüğü Çin, Türkiye'nin en büyük ekonomik ortağı. Kuşak Yol projesi içerisinde Türkiye'nin ekonomik ufkunu açabilecek bir büyük Asya devi, bir büyük dünya ekonomisinden bahsediyoruz ve bizim tarihsel dostumuz. Yine NATO'nun düşman olarak gördüğü İran, bizim komşumuz ve Türkiye için çok büyük olanaklar süren bir devlet. Ve yine oradaki gizli özne, biziz oradaki gizli özne, yani Türkiye, NATO'nun aslında adını yazmadığı düşmanı, biz de buradayız. Bir tarafta NATO var, bir tarafta bütün dünya var aslında bakarsanız. Bir tarafta bütün dünyanın bağımsızlık birikimi, devlet birikimi var. Böyle bir şey kabul edilemez. Burası da, bu da yine AK Parti'nin, AK Parti hükümetinin çok büyük yanlışlarından biri, belki de en büyük yanlışlarından biridir. Bugün AK Parti denge siyaseti adı altında yürüttüğü siyasetle Türkiye'ye büyük zarar vermekte, Türkiye'nin dostluk potansiyeline de zarar vermektedir. Türkiye'nin düşmanları belli. Kendileri zaten kendilerini gizlemiyorlar. Amerika Türkiye'ye karşı Yunanistan'ı adeta bir cephaneliğe çevirmiş. PKK'yı destekliyor, FETÖ'yü destekliyor. Doğu Akdeniz'de Amerikan silah gemileri namlularını Türkiye'ye çevirmiş. Çok açıktır. Peki. Ve Amerika bunu yaparken yanına Yunanistan'ı alıyor, İsrail'i alıyor ve Türkiye'nin burada tek başına dostsuz olmasını, yalnız olmasını istiyorlar. Oysa Türkiye'nin en büyük potansiyel dostları Rusya, İran, Çin. Biz NATO'nun genişlemesine destek olarak bu dost ülkelere, bu potansiyel dostlarımıza nasıl güven vereceğiz? Nasıl Türkiye'nin Amerikan emperyalizmine karşı güvenli bir müttefik olduğunu, güvenli bir ülke olduğunu anlatacağız. İki şey söyleyeyim, bitirelim. Birincisi, İsveç asla PKK'ya ve diğer terör örgütlerine verdiği desteği çekmez, çekmeyecek. Çünkü bu onların stratejisinde var, devletlerinin kuruluş ilkelerinde var. Türkiye'ye karşı düşmanlık var orada. İkincisi de, hiçbir koşul altında Türkiye bu ülkelerin veya başka bir ülkenin NATO'ya üyeliğini asla ve asla desteklememeli. Peki, çok konuşulacak başlık var ama çok kısaca, siz Amerika demişken, Sayın Cömert de dünya değişiyor demişken, ne oluyor bu Amerika'daki ara seçimlerde? Küreselciler ve cumhuriyetçiler karşı karşıya geldi ama Biden çok da böyle iyi gitmiyor. Gelen şu anki veriler doğrultusunda söylüyorum. Neler oluyor?
İkişer dakika vereceğim izninizle çünkü süremi de aşmak istemiyorum. Sayın Cömert buyurun. Yani işlerin iyi gitmediği şeyden anlaşılıyor zaten. Amerikan halkı artık meclisine basar noktaya geldi. Yani tabii. O emperyalizm eskisi kadar güçlü, dünyayı denetleyen, sömüren konumundan çıktı. Onlar işte Doğu bloku yıkıldıktan sonra ilan etmişlerdi filozoflar. Tarihin sonu geldi. Artık Pax Americana dönemi, Amerika'nın hegemonyasında bir dünya şekillenecek diye. O dönemde de biz bağırmıştık yani Avrasya geliyor, Avrasya yüzyılı geliyor. Hiç unutmuyorum 1996 yılında yine Avrasya konferansları düzenlemişlerdi Doğu Perinçek önderliğindeki ekip. O dönemde söylemiştik, umdukları gibi olmadı. O Amerika'nın güçlü, kuvvetli, her şeyi denetlediği, yok edebileceği sistem dışında bir Avrasya ortaya çıktı. Şimdi Amerika ikilemde. Yani ya içine kapanacak, o dış borcu, cari açığı dünya kadar oluşmuş, kendi içindeki bu sıkıntıları çözecek ya da saldırgan politikalara devam ederek, çünkü oralardan kanla besleniyor, silahla besleniyor, bombayla, topla, bizim birbirimizi öldürmemizle besleniyor. Buna devam edecek. Buna devam etmeye de güç yok. Yani şu anda Suriye'de, Irak'ta tıkandı, işte Ukrayna'da tıkandı, her yerde tıkanmış durumda. Tabii bu da hani Biden'ın şu bu meselesi değil. Amerika'nın o emperyalist mutlak şirketleri, asıl yöneticileri şu anda ne yapacakları bilemez durumdalar. Sadece dolar basarak sıcak para ekonomisiyle ne kadar daha yürütebilirler bilmiyorum. Ama burada Türkiye'nin alacağı tavır, yani Türkiye'de bir seçime giriyor 100. yılında. Cumhuriyet'in bir seçime giriyor. Türkiye'nin alacağı tavır önemli. Yani Amerikan halkının tavrından ziyade Türk milleti oradaki sorunları da çözecektir diye düşünüyorum. Peki. Sayın Üsküp'le sizin de yorumunuzu almak isterim. Amerika-Türkiye arasında son yıllarda en gergin zamanlarını geçiriyor. Bir taraftan ara seçim, 2024'ün provası. Sizin de bir düşüncenizi almak isterim son olarak. Buyurun. Amerika kaybeden bir kuvvet. Amerika dünyanın saldırdığı bütün alanlarında kaybetti. Irak'ta kaybetti, Suriye'de kaybetti, Gürcistan'da kaybetti, Ukrayna'da kaybetti, Afganistan'da kaybetti. Sayabiliriz böyle. Onlarca yenilgi var. Amerika bugün kaybeden bir kuvvet. Aynı zamanda Amerika ekonomik olarak da küçülen bir kuvvet. Amerikan ekonomi rakamlarını inceliyoruz, bakıyoruz. İstihdam düşüyor, işsizlik artıyor, enflasyon artıyor, üretim düşüyor. Amerika'nın dünya ekonomisindeki payı azalıyor. Amerika bir durgunluğa doğru gidiyor. Hatta Amerika Çin'le ticaret yapmasa, Amerika ticaretine baktığınızda Amerika'nın ticareti de küçülüyor. Dolayısıyla Amerika hem askeri olarak kaybeden bir kuvvet hem de ekonomik olarak kaybeden bir kuvvet. Eskiden Amerika'nın bir iddiası vardı. Dünya üzerinde bir hegemonya iddiası vardı. Amerika'nın 100 yılını, 1000 yılını kuracağız diyorlardı. Artık zaman bitti. Şimdi artık tek kutuplu dünya var diyorlardı önümüzde. Bu iddia çöktü. İşte Amerika'nın artık bundan sonra sadece ekonomik olarak değil, siyasi olarak da istikrara kavuşmayacağı bir döneme girmiş olduk. Biliyorsunuz daha bundan 1-1,5 yıl önce Amerikan halkı parlamentoyu bastı. Orada büyük kargaşalar oldu, eylemler oldu. Trump bitti dediler. Trump artık hatta yargılandı. Trump'ın da FBI evine girdi. Tabii, söz konusu olacak deniyor. Fakat bakıyorsunuz daha orada aradan 1,5-2 yıl bile geçmeden Biden ittifakı sallantıda, kaybediyor. Bugün Trump tarafı zaferini bugün açıklamış bulunuyor. Sayımlar falan devam ediyor ama bizim göreceğimiz şudur. Bundan sonra Amerika artık dikiş tutturamayacak. Öyle eskisi gibi 2 dönem, 3 dönem, 4 dönem arda arda bir iktidar görmeyeceğimiz çok açık. Kaybeden kuvvet kendi ülkesi içerisinde de bu kargaşalara, kargaşalıklara mahkumdur. Küreselleşmenin, Amerika'da küreselleşmeciler aslında Amerikan derin devleti. Dolayısıyla bu kaybı Amerikan derin devletinin kaybı olarak da görmek gerekir. Seçimler esnasında biliyorsunuz Clinton'ından Obama'sına kadar Amerikan derin devletinin bütün temsilcileri meydana çıktılar. Geçtiğimiz haftalarda bunu izledik. Tabii. Bütün Amerikan derin devleti temsilcileri canla başla seçimlerde çalışmalarına rağmen kaybediyorlar. Biden'ı desteklemek için indiler vallahi, Obama bile söylediğiniz gibi. Tabii bunlar Amerikan derin devletinin adaylarıydı. Amerikan derin devletinin başkanlarıydı. Amerikan derin devleti kaybediyor ve kaybetmeye devam edecek. Türkiye ile Amerikan ilişkilerinin gergin olması çok normal. Çünkü Türkiye artık zincirlerini kırıyor. Bugün Türkiye PKK'ya karşı mücadele ederek, bugün Türkiye Avrasya'ya yönelerek zincirlerini kırıyor. Fakat dediğim gibi kritik olan mesele, az önce Erdem Bey'in de söylediği gibi,
Kritik olan mesele Türk halkının yapacağı seçimdir. Önümüzde kritik bir seçim var. Ben bu vesileyle şunu da hatırlatayım. Vatan Partisi 26, 27, 28 Kasım tarihlerinde tarihi bir kurultay yapacak. Vatan Partisi'nin Cumhurbaşkanı adayını açıklayacağız orada ve önümüzdeki dönemde Türkiye'yi yönetecek Vatan Partisi kadrolarını seçeceğiz. Bütün vatandaşlarımızı bu kurultaya, bu tarihi kurultaya çağırıyoruz. Orada on binlerce vatandaş buluşacak. Bütün illerimizden otobüsler kaldıracağız. Bütün vatandaşlarımızı oraya götürüp getireceğiz. Bu tarihi kurultay aslında buna bir cevap niteliği de taşıyacak. Temel mesele vatandaşlarımızın tutumudur. Önümüzdeki süreçte Türkiye'nin çok büyük değişimleri yaşayacağını göreceğiz. Vatan Partisi burada öncü rolünü, önder rolünü sürdürecektir. Evet, peki. Çok teşekkür ediyorum Sayın Üsküplü, Sayın Cömert. Ağzınıza sağlık. Çok güzel bir yayın oldu. O merak edilen soruları da konuşmuş olduk. İyi çalışmalar diliyorum size. Teşekkür ederiz. Sağ olun. Görüşmek üzere. Vatan Partisi Genel Başkan Yardımcısı Sayın Serdar Üsküplü, hukukçu avukat Sayın Erdem Cömert'le konuştuk efendim. Hemen belirtelim. Bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli saat 15'te bir araya gelecekler. Bu bilgiyi de size bir kez daha hatırlatmış olduk diyelim ve sıradaki haberimizle devam edelim bültenimize. Terörle mücadele kararlılıkla yürütülürken ikna yoluyla teslim olan terörist sayısı 100'ü geçti. Hakkari'de Türk Silahlı Kuvvetleri PKK'lı teröristler için teslim ol bildirisi dağıttı. Bildiride terör örgütü mensuplarının ailelerine kavuşma anlarına yer verildi. İzleyelim. Sınır içi ve sınır ötesinde kararlılıkla yürütülen terör operasyonlarıyla birlikte ikna çalışmaları da sürdürülüyor. 1 Ocak'tan itibaren teslim olan terörist sayısı 100'ü aşarken Hakkari'de Türk Silahlı Kuvvetleri PKK'lı teröristler için teslim ol bildirisi dağıttı. Dağlara dağıtılan 2 ayrı bildiride PKK'dan ayrılanların ailelerine kavuşma anları yer aldı. PKK'dan teslim olanların ailelerine kavuşma anlarının yer aldığı bildiri hem Türkçe hem de Kürtçe basıldı. Gerçeklerin farkında ol başlıklı bildiride gençliğini sen kullananlara heba etme vurgusu yapıldı. Liderlerin seni bırakıp kendi canlarını düşünerek kaçtı. Annen sana sarılsın. Gözyaşları artık son bulsun. Ailelerine kavuşan arkadaşların gibi sen de ailene kavuş. Gençliğini seni kullananlara heba etme. Ölüm korkusuyla yaşamak yerine ailene kavuş. Huzur içinde yaşa. Helikopterle dağlara dağıtılan bildirilerde pişmanlık yasasına da dikkat çekildi. Yurttan haberlerle devam edelim. Küre Dağları'nın eteğinde bulunan Kastamonu ormanlarındaki zengin bitki örtüsü efendim, florası ve kanyonlarıyla ilgili çekiyor. Sonbaharın eşsiz güzelliklerini yansıtan doğal güzellik ziyaretçi akınına uğruyor. Bir başka güzellik de Kahramanmaraş'tan, işte o görüntüler geliyor şimdi ekranlarınıza. Burası ekoturizm açısından yüksek potansiyele sahip Kastamonu Küre Dağları. Ormanlık alanlarda yeşilden sarı ve kahverengine dönen renkler sonbahar mevsiminin bütün güzelliklerini ziyaretçilerine sunuyor. Kamp, doğa ve fotoğraf tutkunlarının sonbaharda bölgeye ilgisi de yoğunlaşıyor. Bölgemize her dönemde ziyaretçiler geliyor ve burada hem kamp kuruyor hem de doğa ve kanyon yürüyüşleri düzenliyor. Bu görüntülerde Kahramanmaraş'ın sonbahar renklerinin hakim olduğu Afşin ve Göksun ilçelerinden. Fotoğraf tutkunları en iyi karayı yakalamak için çaba harcıyor. Ve bu haberle birlikte gün ortasını burada noktalayalım. Yarın saatler 12'yi gösterdiğinde yeniden sizlerle birlikte olalım. Biz ayrılıyoruz. Saatler 15'i gösterdiğinde sevgili Serkan Aksarı günlükle karşınızda olacak. Gelişmeleri takip edebilirsiniz. Güzel bir gün geçirmeniz dileğiyle. Hoşça kalın. Yarın görüşmek üzere.